Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugün biraz daha canlıyım. Gittikçe bu yeni sisteme alışıyorum. Daha iyi olacak. Daha canlı olacak. En azından başı daha canlı olacak. Ondan sonra da gene akşama geçtiğimiz zaman gece podcastçileri olarak devam edebileceğiz. Tabii kahvenin etkisi de olabilir. Belki bir ara demiştim. Şu kahvelerin sadece renkleri farklı geliyor bana. Tatlarından pek bir şey anlamıyorum diye fark olarak yani. Ama rich aroma diye bir şey var. Hangi marka olduğunu söylemeyeceğim tabii. Para versinler söylerim. Farklı farklı aroma çeşitleri ama mesela intense aroma, X large falan. Bunlarda o kadar fark göremiyorum. Rich aroma olduğu zaman iyi uyandırıyor, iyi canlandırıyor yani. Neden bilmiyorum. Şimdi bütün rich aromaları podcast günlerine saklıyorum. Podcast olmadığı zaman içmiyorum yani. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Benim geçen haftadan bu haftaya %90 internet sistemle uğraşmakla geçti. Onun haricinde biliyorsunuz bu hafta sonu yine robot için kampımız olacak. Onun için hurdacıya gidip gerekli demir profilleri aldık. Ve diğer işte ufak tefek malzemeler, civata, somun vesaire bunları aldık. Ona da hazırlandık. Umarım bu podcast'i yeni sistemden dinliyor olacaksınız. Ekstra bir sıkıntı çıkmazsa. Yeni dizaynı umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Daha önce demiştim ya, tek bir siteden bütün çalışmalarıma ulaşabileceksiniz diye. Ta gençliğimdeki böyle benim yazıp çizerlerin çizdiği karikatürlere kadar hepsi olacak. Gene gençken yazmış olduğum komik yazılarım vardı. Bakayım hala komik bulursam onları da ekleyeceğim trekking videoları yani dediğim gibi her şey olacak. Atölye için özel bölüm. Ha bir de arkadaşlar Kirli 12 podcast grubunu tekrardan başlatıyoruz. Belki şey demişimdir. Başlatma ihtimalimiz var falan demişimdir. Başlatıyoruz. Çünkü yeterli sayıda iyi podcastçi topladık. Şu an 5-6 tane o şekilde grup var. Onun haricinde de eski sistemdeki inaktif podcast'ler vardı. Yani 3-4 tane podcast kaydetmişler. Sonra devam etmemişler. Ama bunların içinden gerçekten ilginç olanları var. Güzel olanları var yani. Adamın bir tane ilginç hikayesi var onu anlatmış ya. Yani. <laughs> Veya iki üç tane var onu anlatmış. Öyle öyle güzel podcastler var. Onlar için de gene aynen Kirli 12 podcast sayfasında bir ayrı kategori olacak. inaktif podcastler diye. Onu da gene içinden sadece iyi olanları, ilginç olanları koyacağım. İşte ses kalitesi iyi kötü anlaşılabilecek olanları. O yüzden unutmadan onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kirli 12 sayfamızda yani faydan.com bölü kirli 12 sayfasında podcastçi olarak yer almak istiyorsanız zaten istenen özellikler o sayfada yazıyor. O lazım olanlar işte logodur, açıklamadır vesaire bana yollayabilirsiniz mail adresime. Bunun haricinde söyleyeceğiniz çok bir şey yoksa çok fazla devam etmeyeceksiniz. 4-5 tane podcastiniz varsa onu da gene inaktif podcast olarak yollayabilirsiniz. Onda en azından inaktif podcastler kategorisine atarım. Çünkü gerçekten onlarla uğraşmaya değer. Bir kişi mesela abi evlerinde yaşadıklarını anlatmış. Bir kişi Amerika'ya gittiği zaman neler yaşadığını, nasıl iş bulduğunu vesaire bunları anlatmış. O yüzden tek tükte olsa uğraşmaya değiyor. O ta eskilerden şeyi hatırlarsınız zaten. Eski bir abazanın hatıra defteri. Turistik bir otelde Garsonluk mu yapıyormuş? <laughs> Onun maceraları mesela. Öyle ilginç şeyler vardı. Birinci duyurum buydu. Bir duyurum daha var. Sitemin karikatür bölümüne bakacak olursanız Egemen arkadaşımızın çizmiş olduğu karikatürlerin bazılarında renk olmadığını görürsünüz. Renk atmayı bilen ve uğraşırım diyen varsa ona da el atarsanız sevinirim. Dediğim gibi ayrıntılı bilgi zaten karikatür bölümünde var. Çünkü gerçekten çok güzel çizimler. Ama o zamanlar renksiz veriliyordu çünkü dergi için düşünülüyordu bunlar. Renksiz veriliyordu. Sonra dergide işte renkçi oluyordu, renk atılıyordu falan. O şekilde oluyordu. Ve hatta biliyorsunuzdur konuşma balonlarının içi de aslında boş oluyor. Onda Çiniciler mi, hattatlar mı onlar böyle elle dolduruyorlar. O yüzden o konuşma balonlarının içini aslında ben kendim bilgisayarda doldurmuştum. O yüzden fontun bir garip olduğunu görebilirsiniz. O zamanlar Comic Sans falan bulamamıştım herhalde. Font size garip geliyorsa, uğraşmak istiyorsanız yani karikatürlerde üstünü beyazla kapatıp daha uygun bulduğunuz bir fontla da yazabilirsiniz size bırakıyorum. Sanatınızı konuşturun yani. Ha bu arada şunu düşünebilirsiniz. Bütün bu çalışmaların olacak neden hikayeleri koymuyorsun? Hikayelerde arkadaşlar onu çok düşündüm. Sesli hikaye olarak sıfırdan tekrar kaydedeceğim. Çünkü daha önceden kaydetmiş olduklarımın da kalitesi kötüydü. Tekrardan kaydedeceğim. Artı Pasta formatında okuyacağım. Arkadan böyle hikaye uygun müzikli falan. Tabii onun editiyle şu anda uğraşacak vaktim yok. Ancak gene admin arkadaşımız sağ olsun uğraşırım dedi. O yüzden kaydedeceğim, yollayacağım. Bir iki tane böyle deneme yapacağız. Tutulursa devamı gelecek. Neden böyle yapmayı düşünüyorum? Sebep belli herhalde arkadaşlar. Çünkü hikaye okumak artık çok kişi yapmıyor bunu. Yani işte otobüste giderken gözleri bozacak şekilde telefondan böyle okumak. Ya yapsan yaparsın da çoğu kişi yapmıyor. O yüzden sesli hikaye olarak yapıp büyük ihtimalle halk şehir gibi bir yere yüklerim. İsteyen de ya oradan dinler yani bilgisayarın başındaysa ya da indirme tuşundan indirip yolculukta dinler. Bakalım baştan sona hepsine bakacağım. Beğendiklerimi yapacağım. Ama hedefim sıradan hepsini tek tek yüklemek. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Kirli 12 Podcast grubumuzda şu an kimler var? İlk açılış olarak yani. 6 kanal olarak başladık. Birincisi benim. İkincisi denizin ötesindeki sesler tabii ki. Üçüncüsü bizim Merdo ve arkadaşının boloslama Podcast'i. Diğer üçü de eski Kirli 12 grubundan Düşüngeç, Kız Kaçıran ve Kayıt Başladı. Kayıt Başladı şu anda aslında inaktif ama 44 tane ve profesyonel kayıt podcastleri olduğu için Onları da aktiflerin arasına koydum çünkü 44 yani. <laughs> ve tabii ki 7. kategori olarak da inaktif podcast'ler. Arttıkça da ekleyeceğiz tabii. Amaç bu şekilde podcast'i seviyorsanız ve haftada bir çünkü gerçekten birçok arkadaşın ya işi çok uzun, o yüzden haftada 2 saat kesmiyor ya yolculuğu çok uzun. Yani o 2 saatlik podcast'i bir günde bitiriyor direkt. Böyle olunca başka podcast'lerde arıyor. Bu şekilde kendi grubumuzu oluşturmamız güzel olur diye düşündüm. Evet haftanın efe aybi sorusu yani Patreon üyesi sorusu Bip isimli arkadaşımızdan geliyor. Podcast'te okuyacaksan ismimi vermezsen sevinirim. Normalde takmam ama 15 kişi falanız şu an Gata'da direkt anlaşılırım. Abi iyi günler. Daha önce sana Gülhane'ye askeri tıp öğrencisi olarak bu yıl girdiğimi söylemiştim. Okula girmeden önce sert bir mülakattan geçirdiler. Gittiğin tüm okullar, dershaneler, ailen vesaire. Ondan sonra okula kabul ettiler. Ben direkt mülakattan elenirim diye düşünüyordum ateist olduğum için. Ancak kabul edildim ve kabul edildikten sonra da bize MIT sizi 3 ay boyunca araştıracak, uygun bulunmayan bir şey bulurlarsa ihraç edilirsiniz dendi. 3 ay sonra 4 aya kadar uzadı. Anlayacağın 4 ay kadar soruşturmadan geçtik ve ihraç edilmedim. Şimdi bu adamlar benim ateist olduğumu kesin öğrenmişlerdir. Ona rağmen ihraç edilmedim. Bu devlette bir şeylerin değiştiğini gösterir mi? Öte yandan rütük olsun, doğan medyası olsun gittikçe tek sesliliğe doğru gidiyoruz. Ülkenin hali ne olacak bilmiyorum. Evet ordu mensubu arkadaşlar yorumlarlarsa sevinirim. Ben üniversitedeyken yani bu AKP başa gelmeden önce oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Orduya girmek isteyenler için insanlar birbirlerine tavsiye verirlerdi. Şey falan derlerdi böyle. Yani ordu o kadar laiklik üzerinde diretiyor ki hep öyle denir ya zaten. Türkiye'de ordu laikliğin güvencesidir, garantisidir denir. İşte ordu mensubu olmak istiyorsan mesela mülakatta paçalarını sıva derler. Sen normal böyle çekersen tamam. Ama böyle abdest alır gibi katlaya katlaya kaldırırsan alınmasın veya işte senin için bir eksi puan olur. Gibi o şekilde geyikler dönerdi yani. Ne kadarı efsane ne kadarı doğru bilmiyorum. Ama böyle insanlar birbirlerine tavsiye verirlerdi onu hatırlıyorum yani. Sonradan şunu da biliyoruz. Fethullahçı içeriye çok fazla adam soktular. Ve o dönemde Fethullah'ın bu videoları vardı. İşte hakim olacaksınız, içeriye gireceksiniz, orduya gireceksiniz, şuraya sızacaksınız, buraya sızacaksınız. Ulan vardı zaten bunlar yani. O yüzden kandırıldım demek dünyanın yani <laughs> şu an şeylere acıyorum yani. Küçük küçük böyle sanatçılar, futbolcular falan FETÖ'den aranıyor ya. Kaçıyorlar yurt dışlarına falan. Acıyorum yani. Onlar da kandırıldık desinler çıksınlar işin içinden. Günah keçisi oldular herhalde onlar. Çünkü böyle videolar ortadayken kandırıldık demek ne demek abi? Böyle videolar zaten ortadaydı yani her yere sızacaksınız. Ondan sonra daha önce demiştik ya soruların çalınması. Abi evlerinde askeri okul için insanları çalıştırırlardı. Birebir benim tanıdığım birisi anlatıyordu bunu. O zamanlar sanırım podcastlerde de anlatan birisi vardı da benim direkt tanıdığım biri anlatıyordu. Yani abi evlerine çağırıyorlar böyle. Net Fethullahçı yani. Ondan sonra işte çalıştırıyorlar seni. Soru çözdürüyorlar. Ondan sonra askeri okul sınavına bir giriyorsun. Sorular aynı çıkıyor. Bu hangi anlama geliyor? Gene ordu mensubu arkadaşlar varsa söylerse sevinirim. Ciddi ciddi soruların çalınmış olduğu anlamına mı geliyor? Yoksa ehliyet sınavındaki gibi mi? <laughs> ehliyet sınavında var ya bir kitap veriyorlar. Yani kursa giderken. Ondan sonra ehliyet sınavında da yazılı sınavda da birebir şıklarına kadar o kitaptan seçme sorular oluyor. Ve ben birçok soruyu fotoğrafik hafızayla ezberlemiştim. <laughs> Volan şaftı dediği zaman sağ üst köşedeki seçenek. <laughs> Ciddiyim. Fotoğrafik hafızam şeyden daha iyi benim. Yazı ezberleme, kelime ezberleme olayından daha iyi yani. O yüzden birçok şeyi fotoğrafik hafızayla ezberlemiştim. Motordan 92 almıştım. Trafikten 96, ilk yardımdan 98 almıştım. Onu hatırlıyorum. Bu da öyle bir şey mi? Öyle bir şeyse saçma aslında. Yoksa ciddi ciddi çalışılan soruların sınavda aynı çıkması soruların çalındığı anlamına gelir mi? Her neyse ordu layıklığın kalesidir, güvencesidir den bu noktalara gelindiğini aşama aşama gördük. Şu anda ordunun içinden Fethullahçılar temizleniyor. Ancak söylenene göre geriye çok çok fazla kalmış. Birkaç tane günah keçisi halledilmiş sadece. Her alanda yani sadece orduda değil. Geriye çok fazla kalmış. Bununla ilgili bir yazı okumuştum. Aydınlık gazetesinde. Yani Hiçbir gazetenin objektif olduğunu düşünmüyorum ama en azından bizim kafamıza yakın diye arada sırada aydınlık alıyorum. Genelde insanlar aldığı gazeteyi açık açık söylemez. Çünkü her gazete bir yolun yolcusu ya. Hani bir ideoloji belirler. O ideoloji kesinlikle doğru der. O ideoloji yönünde haber yapar. Yani aydınlık da biraz öyle. İnsanlar o yüzden okuduğu gazeteyi aslında söylemez. Neden? Çok basit. Ben şimdi aydınlık aldım dedim ya. Mutlaka şöyle bir şey yazılacak. Efe Aydan'ın faşistliği aydınlık gazetesi almasından okumasından belli oluyor zaten. Hiç onlara girmeyelim kardeşim. Hiç o fanatikliğe beni sokmaya çalışma. Sizin gibilerin yüzünden zaten Galatasaray Fener Beşiktaş muhabbeti yapmayı kestim. Bir de tabii futbolda boka sardı o ayrı mesele de. Hiç o fanatikliğe girme çünkü senin takip ettiğin gazetelerin de neler yaptığını biliyoruz yani. En azından sus. Sus ekşine git orada kumdan kalene sen yap. <laughs> Devam. Evet rich aroma. Biraz daha içeyim rich aroma bir saniye. Evet ne diyorduk? Aydınlık diyorduk değil mi? Orada biri yazmış. Diyor ki maalesef diyor FETÖ ile mücadele eden Cumhurbaşkanı'ndan başka çok fazla insan yok. Yani AKP'nin içinde diyor. AKP'nin içine çok fazla insan yok. Sadece sözde mücadele ediyorlar diyor. Ve bir gün Cumhurbaşkanı giderse düşerse FETÖ hortlayabilir diyor. Tabi bunun ne kadar doğru olduğunu ben bilemem. Ama maalesef olabilir gibi geliyor bana. Yani Yarın kafasına saksı düştü yürürken veya kalpten gitti bizim mahalledeki uzun reis. Yavaş yavaş böyle onu günah keçisi yapmalar. Ondan sonra Fethullah hocamıza iftira atılmış. Aslında işi işte darbe yapmayacakmış demeler. Bunlar tekrardan hortlayabilir. Bunlar hortlarsa maalesef daha bile kötü duruma düşeriz yani. O yüzden diyorum ya şu an bir denge noktasındayız. Yani o ona vuruyor o ona vuruyor. Bu denge noktası ne kadar devam eder bilmiyorum. Evet pardon soru diyorduk değil mi? Evet şu an özellikle yine ordu mensubu olan arkadaşlar. Durum nasıl? Yani gene eskisi gibi ordu laiklin kalesi oldu mu? Ben şunu biliyorum. Çok fazla ateist ordu mensubu var, çok fazla ateist subay var. Bunlar mesela açıktan söyleyebiliyorlar mı? Yoksa bunu gizlemek zorunda kalıyorlar mı? Bunun haricinde ateist olduğum için ben zaten herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Neden? Çünkü daha önce demiştim ya muhalif olmam yetiyordu sıkıntı yaşamak için. Ateist hiç sıra gelmedi. Bence birçok insan da böyle. Özel sektörde falan yapıyorlarmış ama. Yani ateistim deyince baskı yapıyorlarmış. Atmakla falan tehdit ediyorlarmış. Ben ateiste kız vermem diyen babayı da biliyorum. Bir de ben ateiste vermem diyen. Şaka değil abi. <laughs> Baba değil. <laughs> Baba değil kızın kendisi. Ben Allah size vermem. Şimdi bayan arkadaşlar tetiklenmesin. Bu birebir söylenmiş bir laf yani. Ben sadece aktarıyorum. Ben Allah size vermem. Bu ne ya? Şimdi bunu söylüyorsa zaten senin ne işin var ki orada? <laughs> evet farkındayım. Birçoğumuz o dönemden geçiyoruz yani hormonların çıldırdığı. Abazanlıktan böyle. Kim bize ilgi duyuyorsa, kim yüzümüze gülüyorsa onun peşinden gittiğimiz. O dönemden geçiyoruz hepimiz. Ama işte yanlış. Yani biraz bir standart olsun yani ölmezsin. O konuda da gene abi tavsiyeleri vardır ya. Çıtanın çok yüksek tutma. Hiç yoktan iyidir. Böyle derler. Ben şunu hatırlıyorum. Bir seferde 8. basamağı atlayamazsın. Böyle ne bileyim 3'e 4'e atlayabilirsin. Elin yüzün düzgünse. Ondan sonra oradan 5, 6, 7 diye gidersin. Bu tür böyle çok öğütler vardır. Ama doğru değil. Neden? Yıllarını direkt 8'e sıçrayabilmek için hazırlık yaparak, kendini geliştirerek geçirirsen direkt 8'e de atlayabilirsin. Yani imkansız değil. Bunun birçok konuda örneği var. Müzik konusunda, film konusunda. Adam tek bir tane film çekiyor. Tek çektiği filmle Oscar'a aday oluyor yani. Veya iki tane film çekiyor. Efsane iki film çekiyor yani. Evet. Pardon soru neydi ya? <laughs> Güzel bir serbest çağrışım sekansı oldu. Oradan oraya. Fazla mı rich iç aromayı içtim? Ne yaptım? İyi oldu değil mi eski günlerdeki gibi? Tamam hadi toparlayalım ilk soruyu arkadaşlar. Ordu mensubu arkadaşlar. Söylerse sevinirim. Ateist olduğu için sıkıntı yaşayan var mı? Ateist olunca sıkıntı yaşanıyor mu ordu da? Ordu şu an kimlerin elinde? Ordu neyin güvencesi? Bunları söylerseniz sevinirim. Arkadaşımızın diğer sorusuna da geçelim. Bunu ben çok yerde görüyorum. Aydın Doğan grubu satıldı, Hürriyet satıldı. Olay artık tek sesliliğe döndü. Daha önce yani Aydın Doğan medyası varken değil miydi? Ben Aydın Doğan medyasını daha tehlikeli buluyordum. Çünkü Aydın Doğan medyasına işte Hürriyet, diğerleri Milliyet falan da onun elindeydi en son. Sonra satıldım bilmiyorum. Bu gazeteleri alırken hep şey derlerdi. Aa bunlar işte muhalif. Ya nasıl muhalif? Adamlar iş adamının Aydın Doğan'ın menfaatine göre bazen yandaş oluyor, bazen araları açılınca muhaliflik yapıyor. Ama şu anda mesela uzun süredir nasıldı biliyor musunuz arkadaşlar? En tehlikeli halinde yani muhalif gözüküyor. Ne bileyim, işte çok basit şeyler, göstermelik şeyler. Zamlar olduğu zaman of ya yine zamlar falan. Haberler böyle. Şey de öyleydi ya televizyonda da, televizyon haberlerinde. Cık, yine zam oldu ya. Böyle küçük küçük basit muhalif hareketler. İşte AKP'li bir bakan talihsiz açıklama yaparsa onu haber yaparlar. AKP'li bakandan talihsiz açıklama. tafsip etmiyoruz hiç doğru değil. Bu şekilde yani. Ama gerçekten kritik bir şey olduğu zaman o zaman iktidar ne isterse o. İnsanlar da derdi ki aa bak derdi bu muhalif gazete bile bunu diyorsa demek ki var bir bildikleri. O yüzden bu diğerlerinden bence daha tehlikeli. Diğerlerinin yandaş olduğunu biliyorsunuz çünkü. Şu an bir şey değişmeyecek. Büyük ihtimalle hani hep diyorlar ya işte zorlandı falan satılmaya. Bilmiyorum sat kurtul demişlerdir o da satmıştır yani. <laughs> Çünkü hala da hala da bak satıldı hala diyorlar ki tek muhalif medya. Yani, muhalif gazeteler hala var. O gazeteleri gidip insanların alması lazım. Sadece tek fark o yani. Bence gittikçe artacak tirajları. Neden? Şu an mesela hürriyet falan neden alınıyordu? Hürriyet milliyet. Çünkü yaşlı teyzeler değil mi anneler babalar Bakıyor Hürriyet ünlü gazete. Senelerin gazetesi, gençliklerinin gazetesi alıyorlardı yani. Şu an el değiştirse, yandaş olmaya başlasa gene birçok kişi alacak. Ki bana soracak olursanız bence gene direkt yandaş değil de göstermelik muhalif olarak devam ederler. Daha iyi olur yani öyle olursa. O yüzden bu gazetenin tirajı çok. Aslında saçma değil mi? Hani eskiden sevilen yazarlar vardı şu an sevilen yazar da yok ki yani. O sevilen takip edilen yazarlar hep böyle sözcü, aydınlık, Böyle birkaç tane. Korkusuz var mesela. Bir ara yeni çağ vardı. Şu an yok galiba. Buralara zaten dağıldılar. En çok sözcüğüyle aydınlıkta galiba. Neyse o yüzden beni o kadar etkilemedi. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani tek sesliliğe şu an gidildi mi? Ne oldu? Gene yazarsanız sevinirim. Ben bir soluklanayım su içeyim. Kahve içeyim. Ondan sonra gündem konularımızdan devam ederiz. Evet size gene güzel bir tartışma konusuyla geliyorum arkadaşlar. Kirli 12'de şöyle bir video paylaşmışlar. İşte geldiğimiz nokta Yobazlar sanatçılara saldırıyor diye Videoya baktığınızda ben Sesi kapalı seyrettim çünkü Bu tür şeyler sinirlerimi bozuyor Vapurda gitar çalan birisine Yaşlı dede Önce atar gider yapıyor Ondan sonra işte güvenlik dışarıya çıkartıyor Dede'yi Dışarı çıkarken bu sefer Gitarcının büyük ihtimalle arkadaşlarından bir tanesi Dede'ye saldırıyor Dede de buna yumruk atmaya çalışıyor falan Böyle garip bir olay Tam bir tartışma konusu olacak bir olay. Dede şeyi zaten yani takkeli falan. En azından yorumlarda şunu fark ettim. Bu şekilde düşünen ben değilmişim. Bu olay da buna vesile oldu herhalde. Tabii ki takkeli dede mi haklı öteki mi haklı muhabbeti yapmayacağım. Çünkü beni çok ilgilendiren bir olay değil. Onun da tartışmasını ayrıyeten yaparsınız. Ama ben genel olarak şunu sormak istiyorum. Vapurda bu şekilde insanları rahatsız ederek. Çünkü çok kapalı bir alan. Kaçıp gitme şansın da yok yani. Böyle bir yerde Hani nasılsa ben bunları yakaladım, kıstırdım deyip müzik çalıp para toplamak doğru bir de mi sizce. Çünkü ben sürekli bu insanlardan rahatsız oluyorum açıkçası. Ama bunu dile getiremiyorsunuz tabii. Çünkü dile getirdiğin zaman ne oluyor? Sanat düşman oluyor. Ama şöyle bir olay var. Bu insanların birçoğu gitar çalmasını bilmiyor. Sesleri de yok. Yani gitarı şöyle aşağı yukarı dın rın, 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 rın. ondan sonra çav bele çav bele çav rın dırın dın dın rın dırın çav 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 dın çok net anlıyorsun ki gitar çalmayı falan bilmiyor herif. <laughs> İkincisi, oraya gidiyorsun. Vapur sefası yapmak diye bir şey var. Vapur sefası yapmak istiyorsun yani. Denizdesin böyle kafanı dinlemek istiyorsun. Ondan sonra kulaklıkla bir şey dinlemek istiyorsun. Evet biliyorum buna bile birçok insan beğenmiyorsan git o zaman dışarıda yap o işi diyecektir. İşte arkadaşlar olay bu. Biz hep çomarlar için diyoruz ya. Çomarların en büyük özelliği nedir? Empati sahibi olmamak. Ha ben o kadar görüyorum ki özellikle de bu çomar kesimle dalga geçen insanlarda da, empati yok. Adam kafede sigara içiyor. Uyarıldığı zaman diyor ki faşizm bizim hakkımız yok mu? İyi de güzel kardeşim beni rahatsız ediyorsun. Olma sen de git o zaman. İyi abicim o zaman ben canım ne isterse yapayım. Ben orada dubstep çalmak istiyorum vapurda. Bangır bangır bağırtayım. Ben onu istiyorum. Rahatsız oluyorsan atla yüzerek git sen de. Siktir git. <laughs> yüzerek git sen de abi. Gene aynı şekilde köpekler yoldan geçenleri havlıyordu, saldırıyor diyoruz. Diyor ki kulaklık tak o zaman. İnşallah senin götünü ısırır da ben de sana götüne zırh tak derim. <laughs> Veya tespit edeyim ben ısırayım mı? Ben ısırayım abi o insanları. Ondan sonra diyeyim ki sen niye zırhla gezmiyorsun? Veya benim ısırmamı istemiyorsan git burada dolaşma. Çok çok fazla görüyorum. Yani abi insana rahatsız oluyor. Böyle şeylerden rahatsız oluyor. Müzik çalıyorsun. Çaldığın müzik bile değil. Ama müzik olsa ne fark eder? Orada insanların kaçma şansı yok. Gitme şansı yok. Orada insanlar kafa dinlemek istiyor. Ama sen çıkıp da beğenmiyorsanız gidin nereye? Yüzelim mi? Denize mi atlayalım? Ne yapalım yani? Kapalı alanı geçelim. Neden? Veya hava çok soğuk açık alanı geçelim. Neden? Yani ben bunu çok görüyorum arkadaşlar. Eline gitar alan ve herhangi bir yerde iş bulamayan otomatikman sokak sanatçısı oluyor. Gitar çalmayı bilmeye falan gerek yok yani. Metroda aynı şekilde. izbanda aynı şekilde. O yüzden aslında şunu diyebilir miyiz? Şimdi orada dayı, dede kavga çıkardı. Onlara bir zarar verebildi mi? Veremedi tabii ki de. Hayır yani yumruğu denk gelse ne olacak yani? <laughs> Dedenin attığı yumruk denk gelse ne olacak? Ama ne oldu? En azından farkındalık oldu. Belki belediye uyanır böyle bir şeyin olduğunun farkında olur. Yani ben şunu istiyorum arkadaşlar. Bakın biraz biraz empati yapılabilmesini istiyorum ya. Diyorum ya işte kendi kendinize halk diyen insanlar diyor ki işte İzban şeyini beğenmedi. Aldığı maaşı beğenmedi. Veya işte şartları beğenmedi. Greve gitti. Tamam. Sonra ek otobüs. Ek otobüsün içinde insanlar balık istifi oluyor. Hepsi tamam. Sonra ek otobüs seferi koyan otobüsçülere eylem kırıcı. Siz görürsünüz gününüzü diye. O malum gazetelerden tehdit ediyorlar. Bu insanlar da kendine halk diyor. Ulan siz halk mısınız be? %5'lik oy potansiyeliniz var. Siz halk mısınız? Siz yüzde beş olarak halksınız. Yüzde doksan beşi faşistler değil mi? milliyetçi faşistler, dinci faşistler, militarist faşistler, sağcı faşistler, ülkücü faşistler. Bir tek siz halksız namına koyayım. Bunda da gene aynı kesim işte. Aynı kesim yani tiplerden belli. Söyledikleri şeylerden belli. O yüzden bu adamlardan ben artık empati falan beklemiyorum. Okan'ın ilk o zaman yaptığına şaşırmıştım. Şu an artık şaşırmam yani açıkçası. Çünkü bu insanlar böyle. Kendi kafalarında bir doğruları var. Kendi kafalarında yapmak istedikleri, oldurmak istedikleri bazı şeyler. Otobüs yakar. Otobüsü yakar. Ondan sonra der ki biz farkındalık uyandırıyoruz. Ondan sonra götünteki de karikatür çizer. Böyle işte yaşlı, başörtülü bir teyzeyi onu böyle geri zekalı gibi çizer. Ay otobüsün mucuk mucuk diye öper. Orada da işte bir genç biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz falan diye böyle göt eder teyzeyi. Bununla ilgili birilerinin konuşması lazım arkadaşlar. Yani birilerinin konuşması lazım. Sizi neden hiç kimse sevmiyor? Bu kadar ses çıkardığınız halde neden %5'i geçemiyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Neden hiç kimse sevmiyor sizi yani? Siz olmayan hiç kimse sizi sevmiyor. Neden? İşte bu yüzden. Ha pardon son medya pompalamasından sonra %10'a çıkmıştı değil mi? E. Tengri bereket versin. %10 halk, %90 faşistler. İsteyen istediği kadar kızabilir. Çok büyük ihtimalle gene böyle bir siyasi görüşe falan saydırdığımı sanacaklar. Hayır empatisiz olan o insanlara söylüyorum ben. Hiç umurumda değil yani. O siyasi görüş, bu siyasi görüş. Bana kızabilirsin. Belli bir ideolojinin arkasına saklanıp Efe Aydal şunlara hakaret etti diyebilirsin. Ama şu söylediğim bir gerçek. İnsanları rahatsız etme. Bunun hiçbir haklı sebebi olamaz. Aynı şekilde yolda millete musallat olan, biz bilmem ne yardım örgütünün üyesiyiz diyenler. Aynı şekilde insanları rahatsız etmeyin. Bunun hiçbir haklı sebebi olamaz. Farkındalık falan yaratmıyorsunuz. Nefret yaratıyorsunuz. Yahu çiçekçi falcı teyzeler anladı artık ya. Sevgili arkadaşlar bu önemli bir hayat dersi. Bir konuda farkındalık yaratmak istiyorsunuz. Bir amacınız var. O amacın çok doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Ne olursa olsun bunu insanlara rahatsızlık vererek yapmamalısınız. Hatta tam tersi ben bunu yaptığım zaman insanlar rahatsız olur mu diye düşünmelisiniz. Bu çok önemli. Birçok insan farklı şeyler söyleyecek. Neden biliyor musunuz? Şu sebepten dolayı. Sen mesela kadına şiddeti protesto etmek istiyorsun ve diyelim bir simitçi kadın dövmüş. İstanbul'da bir simitçi kadın dövmüş. Sen de kadına şiddeti protesto etmek istiyorsun. Farkındalık yaratmak için gidip İzmir'de alakasız böyle simitçilere saldırırsan, onları taciz edersen, rahatsız edersen bu senin amacına hizmet etmeyecek. Bir, İkincisi de genelde bunlar bir dernek adı altında olur ya. Çok büyük ihtimalle ne olacak? Diğer taraftan tepki gelecek, kavga çıkacak belki kavga çıkacak, düşmanlık olacak. O kavganın, düşmanlığın, insanların birbirini dövmesinin üzerinden bu kişiler kendi isimlerini duyuracaklar. Kendi reklamlarını yapacaklar. Kendi propagandalarını yapacaklar. Yani sonuçta sen kadına şiddeti azaltmış falan olmayacaksın. Ama o derneğin propagandasını, o derneğin reklamını yapmış olacaksın. Ha birebir aynı adamı bulun. <laughs> birebir aynı adamı bulun. Ona istediğinizi yapın. O ayrı ama sıkıntı burada işte. Siz diyorsunuz ki X, Y masum insanlara şöyle kötülük yapıyor. Bunu da protesto etmek için siz başka masum insanları rahatsız ediyorsunuz veya başka masum insanlara kötülük yapıyorsunuz. Orada vatandaşın ne suçu var? Otobüse binip evine gitmeye çalışıyor. İşten yorgun argın çıkmış çünkü onların işi var. İşi gücü var onların. Yorgun argın işten çıkmışlar eve gitmeye çalışıyorlar. Otobüste zaten balık istifi olmuşlar. Bir de ek otobüs seferi gelince işte görüşürüz siz görürsünüz unutmayacağız sizi. Tekrar söylüyorum olayla hiçbir alakası olmayan insanları rahatsız etmenin hiçbir haklı sebebi yoktur. Alın bunu yazın bir yere katlayın koyun cebinize. Bir dakika cebinizden çıkartın bir şey daha ekleyin. Artı amacınıza da hizmet etmez. Bu arada arkadaşlar hatırlıyorsanız geçen podcast'te alevlenmiştim yol filmi için öldürülen ata. Bunu humanist arkadaşlarınıza gösterin bakalım ne cevap verecekler demiştim. Ben bunun paylaşımını yapmıştım. Tam da tahmin ettiğiniz cevap geldi. Hadi bakalım ne, ne cevap gelmiş olabilir? Tahmin edin. Tabii ki masum insanlara faşistler katliam yaparken neredeydiniz? Tabii ki. Yüzde yüz bunun geleceğini biliyordum. Yani bu cevabın geleceğini kesinlikle biliyordum yani. Bununla ilgili merak etmeyin arkadaşlar. Daha fazla konuşmayacağım. Belki düşünüyorsunuzdur. Bu adam bir sağ perenlere bir sol perenlere atar yapıyor. Başka konusu yok mu? Yani aslında başka konu çok var listede. O yüzden bu cevabı yorumlamayacağım bile. Geçelim hemen. Zaten siz aşağı yukarı tahmin edersiniz değil mi ne yorum yapacağımı. O yüzden geçelim. Yine beyni yıkanmış cahil insan argümanlarına çok güzel örnek olacak bir paylaşım yolladılar. Dikkat ettiyseniz beyni yıkanmış dinci demedim. Çünkü daha önce de söylemiştik ya. Bu sadece din değil. Yani cahil insanların beyninin yıkanıp bu insanları kandırmak ve bu insanların üzerinden Nemalanmak bu sadece dinle ilgili değil Ama evet bu video <laughs> Bu video din ile ilgili Şöyle bir video Şu Müslüman Asya ülkeleri var ya Onlardan bir tanesinde Böyle mini şelale Yani Gerçek şelale de değil Mini şelale öyle bir yerin yanına gidiyorlar Ondan sonra dua okuyorlar Tamam mı? Falan. Okuduktan sonra su akmaya başlıyor Yukarıdan Su akmaya başlayınca da Allahu Ekber Allahu Ekber falan diyorlar Şimdi neden büyük şelale değil diyorum. Çünkü büyük şelale olsa o daha zor. Onu yapması daha zor yani. Ama yukarıdan bir hortumla hafiften geniş bir hortumla su tutsan oldu sana o büyüklükte mini şelale bir. İkincisi de suyu kanaldan kapatmışlardır. Bu şeyler oluyor ya sulaklar. Yan tarafı kapaklı oluyor. O kapağı kaldırınca akmaya başlamıştır. Yani dünyanın onun onun sahte olması dünyanın en kolay şeyi. İnsan biraz uğraşır lan. After Effects kasar. Şelale mesela. Şelaleyi önce kuru göstermeye çalışırsın. İnsan biraz uğraşır yani. Önemli olan bu değil. Videonun kendisi değil tabii. Çünkü videonun kendisi hangi amaçla yüklenmiş o da belli değil. Yani ilk yükleyenler işte o Asya ülkesinden. Belki de dualarla, <laughs> sulağımız dualarla açıldı. Belki de öyle bir video yani. Ama alıp bunu tabii Türk kanalları ne diye yüklemiş. Hadi tahmin edin. Evet Kur'an okuyunca şelale akıyor. Size bunun linkini vereceğim arkadaşlar. Yeni sitemizde bağlantılar kısmı olacak. Oradan böyle daha şekil. Hepsi böyle düğmeli falan olacak. O düğmenin üstüne basınca gidecek falan böyle. Şekil şükül olacak yani. Oraya koyarım bu bağlantıyı da. Düğmelerden bir tanesine. Çünkü önemli olan bu videonun bu şekilde yüklenmiş olması da değil. Yorumlar. En basitinden size bu videoyu göstersem ve İlla ateist ya da dinsiz olmanıza da gerek yok yani. Ama sorgulayabilen, düşünebilen bir insansınız. Size bu videoyu göstersem bana ilk cevap ne dersiniz? İlk cevap. Madem bu şekilde dua okuyunca şelale akmaya başlıyor. O zaman neden böyle ormanın içinde değil de kurak bir yerde aynı şekilde dua okuduğun zaman yukarıdan şelale akmıyor? Bunu sorarsınız değil mi? Evet yorumlardan onu sormuşlar zaten bir iki kişi. Ama o bir iki soru sorana onlarca insan tabii önce hakaret ederler ya. Çünkü aslında kendilerinin haksız olduğunu bilinçaltında kendileri de farkında. O yüzden karşı taraf fazla konuştuğunu istemiyorlar. O yüzden önce bir hakaretle başlar. Ya biraz mantık arkadaşım ya mantık ya ne kadar salaksınız ya. Ne kadar salaksınız. Böyle başlar o girizgahı. O girizgahı geçtikten sonra açıklamaya girer sert bir girizgah olsun ki açıklamanın saçmalığı fazla ortaya çıkmasın. Açıklama da şu. Ne sence? Evet. Tabii ki imtihan. Onları o şekilde imtihan ediyor. Ne kadar salaksınız ya. Onları o şekilde imtihan ediyor. Bunları ne şekilde imtihan ediyor? Peki doğru dua okuyor musun okumuyor musun onu mu kontrol ediyor? Yani arkadaşlar şimdi gelin hadi çiftlik banka kızın. Nasıl kızalım ya? Bunları gördükçe işin ilginç yanında ne biliyor musunuz? Ben hep böyle kendimi tek sanıyordum. Bu tür böyle çiftlik bank gibi milleti dolandırıp kaçanlara bu arada hala da dolandırmış mı dolandırmamış mı o hala ortada. Diyelim ki dolandırmış. Kızamıyorum abi. Şimdi şu adamları dolandırırsak kızar mısın? Kızar mısın? Ben kızmam. <laughs> Kusura bakma yani. <laughs> Ama ben başka insanların kızacağını düşünmüştüm. Demek ki başka insanlar da bıkmış. Ben niye kendim kızamıyorum? Çünkü senelerimi bu insanlara laf anlatmaya çalışmakla geçirdim yani senelerimi diyorum ya arkadaşlar bu da aslında başka bir tartışma konusu. Şimdi bu benim söylediğim milliyetçiliğe girer mi? Yani siz ülkenizin iyiliğini isteyen birisiniz. Tamam. Ülkenizin iyiliğini istediğiniz için ve yaptığınız hareketler de toplumunuzun, ülkenizin iyiliği yönünde olduğu için aslında milliyetçisiniz denir değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şurada başlıyor. Siz azınlıktasınız. Diyelim ki %20 falansınız böyle söylediğiniz gerçekten topluma faydalı olan. Kandırılmaya inanılmaz müsait bir çoğunluk var. Herhangi bir toplumdan bahsediyorum. Şimdi Türkiye'den bahsetmiyorum. O yüzden sallayacağım yani kafadan yüzde sallayacağım. Diyelim ki sizin toplumunuzda yüzde seksen böyle. Bu şekilde yani geziyor. Şimdi bu insanları uyandırmaya çalışıyorsunuz. Umurlarında değil. Siz azınlık oluyorsunuz yani. Ve hatta şunu söyleyelim. Bu insanlar yaptıkları şeylerle ülkelerine zarar veriyorlar diyelim. Yine büyük bir çoğunluk yani yüzde seksen büyük bir rakam söylüyorum ve geriye kalan bu yüzde yirmiden de nefret ediyorlar söyledikleri sözlerden dolayı. Şimdi bu geriye kalan yüzde yirmi bunlara milliyetçi denir mi? Çünkü yüzde sekseni kızdırıyoruz. Ben de şey diyeyim mi? Biz yüzde yirmi olarak halkız, o yüzde seksen halk değil, faşist. Evet. Umarım anlatabilmişimdir yani tartışma konusunun nereden çıktığını. Senin istediğin şeyler yüzde istediğine karşı ama o yüzde seksen Bunlar diyelim beyinleri yıkanmış insanlar ve istedikleri şeyler kendilerini değil sadece başlarında bir kişiye, onun cebine fayda sağlayacak veya onun iktidarda kalmasına fayda sağlayacak. X ülkesinden bahsediyorum ve bu kadar çok insanın beyni yıkanmış olduğu için senin söylediğin şeyler de o ülkenin çoğunluğuna ters. Gene de sen milliyetçi sayılır mısın? Bu şey gibi işte arkadaşlar. Şimdi eskiden radikal neydi? Bir konuda böyle kestirip atan, değil mi? Aşırıya kaçan yani sağcıyız diyelim, solcular gebersin, solcular toplumun düşmanı falan veya solcuyuz, gene aynı şekilde radikal solcuyuz yani, sağcıların hepsi gebersin, sağcılar düşmanımızdır. Bu şekilde düşmanlık kasan. Bu tür insanlar, sen de diyorsun ki şu adamların da kanser yanı var, hatalı yanı var, şu adamların da hatalı yanı var, ortadasın. Yani gözünü kapatıp bizim tarafımız kesin doğrudur diyen birisi değilsin. İhtidallisin, daha fazla akılla bakmaya çalışıyorsun her şeye ama azınlıktasın. Şimdi biz radikal sayılır mıyız sayılmaz mıyız? Çünkü azınlıktayız. Radikalin özelliği odur ya bir grup radikal derler hep. E biz küçük bir grubuz. O zaman biz radikal sayılıyor muyuz? Buna benzer bir konuyu canlı podcast'te konuşmuştuk. Ve evet bence radikal sayılırız. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çok basit. Toplumda ben ve benim gibi insanlar anormal kabul ediliyor. Kaç kişiye sorsan özellikle gençliğimde yani. Gençliğimdeyken çocukluğumda, gençliğimde birçok kişi Efe anormal derdi. Ama ben tam tersini düşünüyorum. Bence çoğunluk anormal. Bence normal olan benim. Yani insanlara baktığım zaman nasıl toplu bir şekilde kandırıldıklarını, nasıl topluca belli şeylere inandıklarını, nasıl topluca yaptıkları hareketi. Sadece dinden bahsetmiyorum bu arada arkadaşlar. Takım fanatikliğinden tutun siyasi fanatikliğe çok kolay bir şekilde kandırılıp böyle bir rüzgara kapılıp gitmelerine kadar. O kadar çok örnek sayabilirim ki. Şimdi bu insanlar çoğunlukta. Bu şekilde garip davranışlar yapan insanlar çoğunlukta. Ne yapıyorsunuz abi diyen benim gibi insanlar azınlıkta. O zaman neden ben anormal oluyorum? Veya hadi bunu sorayım. Sizce böyle bir insan azınlık olduğu için bu mu anormaldir yoksa diğeri mi anormaldir? Evet arkadaşlar bir yemek molası vereyim. Yemekten sonra devam ederiz. Görüşürüz. BBC'nin Atatürk devrimleri ile ilgili zamanında yapmış olduğu şu anda büyük ihtimalle Atatürk'ü tutuyorlardır. Çünkü o kesim şu an iktidarı indirmek istiyor ya, iktidarı indirmek için onun karşıtı ne varsa onu kullanmaya çalışıyorlar. Ama o zamanlar Atatürk'ün dindarlara nasıl zulüm yaptığını <laughs> anlatan, İslam'la barışmanız lazım diyen bir video hazırlamış. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu adamlar bir kere de şaşırtsın ya. Onlarca yıl önce çektikleri programda bile şaşırtmıyorlar yani. Ben şunu hatırlıyorum. Sanırım yine BBC'di. Çünkü İngiliz aksanıyla konuştuklarını hatırlıyorum. Şu an seçim olsa Erdoğan başa gelir. O zamanlar tabii AKP çok yeni kurulmuştu yani. Deyip de onun böyle propagandasını yapıyorlardı. Şu an artık işlerine gelmiyor tabii. Şu an Batı radikal dinciliğe hayır yaşasın laiklik demeye başladılar son zamanda. Zaten arkadaşlar da yorumlarda yazmış. Gayet de doğru. Emperyalist ülkeler. Şu an bunu en çok yapan İngilizler, Fransızlar ve Amerika. Yani kendilerine ait başka ülkeler olan, bu şekilde yayılmacı politika güden, bu şekilde başka ülkeleri kontrol edip sömüren sömürgeci ülkeler. Bir ülke neden sömürgeci olur arkadaşlar? Şu sebepten dolayı, sen kendi ülkeni zenginleştirmek istiyorsun ama kendi ülkende yeterince kaynak yok, kendi ülkende yeterince para yok. O zaman ne yapıyorsun? Gidiyorsun güçsüz bir ülkeyi sömürüyorsun. Kaynaklarını sömürüyorsun. Nasıl oluyor bu? Askeri yolla artık yapmıyorlar. Askeri yolla yapmayınca Nasıl yapıyorlar? Tabii ki halifelerin, şeyhlerin olduğu bir ortamda sen gidiyorsun o ülkeye yanaşıyorsun. Bakıyorsun zaten ülke komple bir kişiye, iki kişiye bağlı. Ondan sonra gidiyorsun onları kafalıyorsun. 3-5 kanaat önderi diyorlar ya şimdi sevimli göstermek için. 3-5 kanaat önderini kafaladığın zaman ve onların ihtiyaçlarını karşıladığın zaman, onları memnun ettiğin zaman bütün ülke elinin altında oluyor. Olay bu kadar basit. Neler sömürülüyor? Ben bildiklerimi söyleyeyim tabii arkadaşlar. Bir stratejik araştırmalar uzmanı değilim. Sadece gördüklerimi söylüyorum. Bilmem nerede çok iyi para getirecek petrol vesaire bu tür kaynakları olan rezervler var veya alanlar var. Sen gidiyorsun bunları satın almak istiyorsun. Satı alacak kişiler de belli zaten. Onlar da halk adına karar verip sana satıyorlar. Sen de bunun karşılığında o yetkili kişileri memnun ediyorsun. Bu kadar basit. Sömürgecilik 101. <laughs> Sömürgeciliğe giriş. O yüzden normal şartlar altında bu insanlar laikliği falan yani sömürdükleri ülkelerin ...layık olmasını istemezler. O yüzden keşke İngilizler bizi işgal etseydi, keşke bağımsız olmasaydık diyen dinciler haklı. Haklılar yani. <laughs> Çünkü o zaman ihya olurlardı. Emperyalist ülkeler böyle adamları ihya ederdi. Yani kısacası arkadaşlar BBC Boşu boşuna iksem sırda bir kategori olmamış. Brezilya'da yaşanan bir olay, yeni değil ama benim yeni haberim oluyor. Bir sürü korku kanalı takip ediyorum demiştim ya. Onlardan bir tanesi paylaşınca fark ettim ben de. Daniel Petri, 16 yaşında bir genç, Gabriel Kuhn, 12 yaşında. Haberi ve cinayet resimlerini aratmak istiyorsanız ben link vermeyeceğim tabii ki. Gabriel Kuhn K U H N olarak aratırsanız bulursunuz. Bunlar Brezilya'da yaşayan iki arkadaş. Online oyun oynuyorlar. Yalnız büyük olanın yani 16 yaşında olanın aşırı şiddet eğilimi olduğu biliniyor. İkisi oyun oynuyor. Sonra ufak olan diğerinden oyun parası istiyor. O oyunda geçerli olan oyun parası istiyor. O da ödünç veriyor. Daha sonra o parayı geri istediğinde 12 yaşındaki çocuk parayı vermiyor. Vermeyince aralarında tartışma çıkıyor ve 16 yaşındaki çocuk deliriyor. Zaten çok normal değilmiş. Diğerini tanıdığı için arkadaşın evine gidiyor. Kapıyı açıyor. Bilmiyorum Amerika gibi mi? Orada da böyle bazı yerlerde kapı kilitli olmuyor. Direkt açıp girebiliyorsun yani. <laughs> Gece falan git diyorlar anca. Hatta şey falan olduğu zaman bana garip gelmişti. Bilmiyorum size garip geliyor mu? İşte bazen sokakta tehlikeli insanlar var. Kapılarınızı kilitleyin falan diye uyarı yapıyorlar tehlikeli insan olmasa kitlemeyeceksin yani. Çocuğun evine geliyor o şekilde. Çocuk hala bilgisayarın başında. Yakalıyor ve ağzını burnunu dağıtıyor. Zaten iri yarı bir çocuk şeye göre diğerine göre. Ağzını burnunu dağıtıyor. Ondan sonra boğuyor. Öldüğünü sanıyor. Ama genelde film gibi değildir. Filmlerdeki gibi değildir. Boğduğunu sanarsın. Bayılır. Ancak ölmez. Yani bir noktadan sonra tekrardan ayılır. Aynı şekilde öldüğünü sanıyor. Ve testere buluyor bir yerden. O testereyle hani cesedi saklayabilmek için bacakları kesiyor. Ama nasıl oluyorsa yani kasık değil kasığın alt kısmı sadece bacaklar ama dur bir daha bir bakayım ya. Yok resimlerde birleşik gibi gözüküyor da birleşik değil. Ayrı ayrı kesmiş üst üste koymuş sonra. Sonuçta cesedi parçalamak için bacakları kesiyor ama otopside o esnada hala da yaşı olduğunu buluyorlar keşfediyorlar. Çocuğun bacaklarını kesiyor tek tek. Evde tabi anne baba yok. Onlar da gelmek üzere cesedi saklamaya çalışıyor. Bir kablo gibi bir şey buluyor. Bunların böyle üst tarafta şeyleri var. Tepede küçük. Yani baktığın zaman havalandırma gibi gözükür. Şeyde değil tavanda değil yani. Anlattıkları zaman ben de anlayamamıştım. Fotoğraftan görünce anladım. Fotoğraflara haklı olarak bakmak istemeyen arkadaşlar için tarif etmeye çalışacağım. Tavanda değil duvarda olur ama duvarın üst kısmında oluyor. Tavana yakın kısmında. Havalandırmaya benziyor yani ama Bildiğin kapaklı. O kapağı açtığın zaman içeriye böyle hani depolama gibi bir şeyler koyabiliyorsun. Sanırım o tür bir yer. Oraya saklamaya çalışıyor çocuğu. Oraya giriyor. kablo ile çekmeye çalışıyor. Yukarıya kaldıramıyor tabii. Çünkü bayağı yüksek bir yer. Yani tavana yakın. O yüzden kabloyla bağlıyor cesedi. Yukarıya çıkıyor. Kabloyla çekmeye çalışıyor. Olmuyor. Büyük ihtimalle o yüzden kesmiş bacakları. Parça parça girsin diye. Bacaksız bir şekilde çekmeye çalışıyor. Gene olmuyor. Bu esnada her tarafa nasıl kan olduğunu siz düşünün. Bu sefer artık hiçbirisi olmayınca o şekilde bırakıyor. Her yer kan. Bacaklar bir tarafta. Çocuğun ölüsü bir tarafta kanın içinde. Duvarlar falan da kan. Ve oradan kaçıyor. Sonra anne baba geliyor çocuğu o şekilde buluyor. Tabii ki insanlar inanamamış yani nasıl olabilir böyle bir şey. Oyun parası için bu kadar aşırı şiddetli bir cinayet nasıl olabilir? Yani bunların hepsi üst üste gelen şeyler işte. Üst üste binen olaylar tek başına olan bir şey değil. Tek başına o çocuğun şiddet eğilimi olması değil. Tek başına bu oyunların insanlara kafayı yedirtmesi değil. Bu tür online oyun oynayıp kafayı yememiş ne kadar çok insan var yani. Her böyle oyun, o oyun her neyse onu her oynayan cinayet işlemiyor herhalde. Hepsinin üst üste gelmesi. İnsanların bu online oyunları hayat sanması bir. İkincisi çok büyük ihtimalle ben kendim yaşadığım için biliyorum arkadaşlar. Bazı böyle yaş olarak küçük çocuklar olurdu. Diğerleri ya dalga geçerlerdi. Daha büyük iri olanlarla. Neden böyle bir hareket yaparsın bilmiyorum. Ben şunu hatırlıyorum ama. Bir gün aşırı sinirlenmiştim. Bir tanesini bir ittirdim merdivenden düştü çocuk. Öyle de bilirdi yani. Hiçbir şey olmadı çocuğa. Nasıl olmadı ben de bilmiyorum da. Neden yaparsınız şu hareketi yani yapmayın. Çok büyük ihtimalle çocuk zaten kafa kırıkmış yani aşırı şiddet. Aşırı şiddete yönelen bir çocukmuş. Bu Büyük ihtimalle diğer çocuk hem parasını vermedi hem de belki de dalga geçti çocukla. Gitti o para falan diye. Çünkü bunu hep görürüz değil mi? 11-12 yaşında çocuklar bunu bir marifet sanarlar. Öyle olunca iyice derlendi büyük ihtimalle. Evin de biliyordu. Yani çok çok normal bir şey yani bence. Çok olası bir şey. Eğer önlemi alınmazsa, eğer bu işlerin önlemi alınmazsa yani çok olabilecek bir şey. Metin 2 yüzünden, Türkiye'de miydi o? Metin 2 yüzünden bir çocuğu öldürdüler gene. O biraz çeteydi hatta. Bunun gibi anlık bir şey de değildi yani. O yüzden insanların mümkün olduğu kadar izole olmaması lazım. Birbiriyle bir arada olup hem etkileşim içinde olacak hem de insanlar birbirlerini de denetleyecek. Biliyorum birçok kişi kızacak ancak sevgili anne babalar eğer çocuğunuz bu şekilde çocuğunuzun hayatı online oyunlar olduysa duruma bir şekilde müdahale etmeniz lazım. Öyle ya da böyle. Çünkü evet herkes cinayet işlemiyor ama aşırı sinirlenip klavye kıran kaç kişi var? Çok bunun gerçek olmayan bir oyun olduğunu bildikleri halde yani. Maalesef işte bunun da ikinci adımı anne baba anlayamıyor. Çocuk neden böyle bağırıyor, çağırıyor, agresif. Bu sefer de doktora götürüyor. Diyor ki işte ilaç yaz. Doktor da buna antidepresan veriyor. Yani alakası yok. Bence ilginç bir konuydu. Çünkü bu kadar olay üst üste binince sonuç olarak bu kadar basit bir sebepten dolayı. Yani insanlar bir de hani haber değeri taşısın diye yapıyorlar ya. İşte oyun parası için çocuk arkadaşını testereyle doğradı. Hani önemli olan ne? Önemli an işte okuyucu şok olsun. Vay nasıl olabilir böyle bir şey? İnanamıyorum. Ben o dönemleri başıma büyük bir iş almadan geçirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden böyleydim? Yani ben de mesela bazen bazı durumlarda aşırı öfkelenip gözüm dönüyordu yani. Bu şeyden kaynaklanıyor herhalde. Yani küçüklükte gücüm yetmiyor. Gücüm yetmediği için İnsanlar benimle dalga geçiyorlardı. Yani kendi aile bireylerime kadar. Nasılsa bunun gücü yetmiyor. Kollarını tutayım oynatmamaya çalışayım. Yok komiklik olsun diye yanaklara pata 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 yapıp. <laughs> Ama gücün yetmediği için bir şey de yapamıyorsun yani. Hani onu köpeğe yaparsın. Evdeki evcil köpeğe yaparsın. Kediye bile yapmıyorlar. Kediye yapıyorlar mı? Onlara yaparsın yani bu tür hareketleri. Sonra okula geldik. Okulda aynısı. Bazı çocuklar güçlü oluyor. Sen tabii fiziksel olarak küçük olduğun için ufak olduğu için onlara göre gene aynı şekilde işte. Bulelik. Yani bunun kurbanı olan insan şeyi anlayabilir. İnsanın bir gün artık şalterlerini atıp otomatik silahı alıp kim var kim yok etrafın taramasını anlayabilir. Biz onun muhabbetini yapıyorduk arkadaşlarla. Şu 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 şu, şu. işte elimizde bu bir, bir uzu olsa bunları tarasak şunu 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 bunu konuşuyorduk. Neyse ki yoktu etrafta. Öyle bir silah yani. Onun haricinde bakın sadece güçlüler değil. Bunlar sadece güçlülerden yaşadıklarımız. Bir de güçsüzler. Küçük çocukların dalga geçmesi. Neden böyle bir şey yaparsınız yani? Ben bunu mesela başkasına hiç yapmadım. Hiç yapmadım yani. Küçükken kendimden böyle iri yarı büyük birisine herhalde o karakteristik bir özellik yani. Kendinden büyük birisine böyle lı 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 falan diye dalga... Bir kız arkadaşım vardı. Kız arkadaşım arkadaşımla dalga geçerlerdi falan. Gelip böyle beni sinirlendiriyor o olay diye kız arkadaş değil bu platonik tabii yani ilkokuldasın sonuçta. <laughs> İsmen kız arkadaş. Ondan sonra ya aklınıza gelebilecek her şey. Ne işin ilginç yanı hani her çocuk yapar hali değil. Ben yapmazdım bunu. Nasıl bir yetiştirme sonucunda böyle oluyor? Yani neden bazı insanlar diğerlerini sinirlendirmekten zevk alıyor, oluyorlar o yaşta? Diyorum ya, küçükken başka bir çocuktu yani. Çocuğu ittirdim. Sinirlendim yani susmuyor da ipne ittirdim. Merden dedim tabii 3 basamak ama 3 basamak 3 basamak yani. Olsun gene kafayı çarpabilirdi. Bir şey olabilirdi. Ondan sonra bir kere futbol maçı yapıyorduk. Orada böyle onu anlatmışımdır. El kol hareketi yapan bir çocuk vardı. yani sürekli bacağıma tekme yiyorum. Zaten sinirliyim. Bir de üstüne son golü yedik. Maçı kaybettik. O kadar emek verdikten sonra yani. O eşi bilenler bilir. Onun üzerine sahaya girip el kol hareketi yapıyor. Yakaladım bir attım dışarıya. Gene aynı şekilde yani kafası taşa çarpabilirdi. Böyle çok şey yaşadık. Bazen gene böyle sinirlendirmeye çalışanların üstüne sıra mesela birinin üstüne sıra attığımı hatırlıyorum <laughs> okuldayken. Bir şey olmadı tabii kaçtılar da <laughs> üstlerine gelmedi yani. Bunun önlemini hiç kimse almıyor. Anne babalar almıyor. Bir de komiklik olsun ya daha üstlerine gidiyorlar. Bunun haricinde mesela şeyi hatırlıyorum. İki çocuk kavga ediyordu. Biri yaş olarak bir iki yaş daha büyük. Anlatmışımdır belki. Babası girdi ondan sonra ufak çocuğun o olayın içine. İşte büyük çocuk diyor ki bana küfre diyor ya ama diyor. Babası da diyor ki küfretcek de erkek değil mi diyor. Ha senin babalığının. Zaten o herif de mesela akli dengesi bozuk bir dal yaraktı. Akli denge bozukluğu da babanın ona nesil. Yani genetik değil de herhalde. Onun babası onu nasıl deli yaptıysa o da kendi oğlunu öyle deli yapıyor yani. <laughs> genetik değil büyük ihtimalle. Daha size yani neredeyse tamamen %100 anne baba suçu olan bir sürü örnek verebilirim. Zaten ara ara veriyorum. Maalesef sorun şu. Hani hep derler ya çocuk büyütmek bir sanattır. Doğru. Aynen heykel tıraşlık gibidir. Çocuk büyütmek sanat ama herkes sanatçı mı? Herkes sanatçı değil. Ama herkes çocuk yapıyor mu? Herkes çocuk yapıyor. Sorun burada. Yani bunları aslında size neden anlatıyorum arkadaşlar? Faydalı bir sebepten dolayı. Neden? Şu sebepten dolayı. Bunları yaşadım ben zamanda. Ama sonra ilaç milaç hiçbir şey yok. Bir Aikido'ya başladım. Orada sadece yorulmak değil aynı zamanda çarpılmak yerden yere. Aynı zamanda da kolunun bacağının bir tarafının acıtılması ve senin de aynı şeyi başkasına yapman. Ve bundan sonra da sakinleşmem. Bir. İkincisi de bu çok çok önemli. Evlenmem. Yani gerçekten kendime uygun birisini bulunca ve evlenince o kişiyle her şey değişiyor arkadaşlar. Önemli olan o kişinin değerini bilmek. 20'li yaşlarda daha çok kavga ederdik. Birçok şeyi bahane ederdik. Ama şu anda evlendik ve sorunları tek tek çözdük. Gerçekten bu iki sebepten dolayı daha sakin bir hayat artık yaşıyorum. Yani Aikido'ya gitmem ve işte arada dağa vesaire buralara gitmem, hareket etmem yani ve evli olmam. Evli olmamın da iki sonucu oldu arkadaşlar. Birincisi ailenizin yanında yaşamak zorunda kalmıyorsunuz. İkincisi de rahatça konuşabileceğiniz, sizi anlayan, sizin kafanızda bir insan oluyor. Ve tabii ki yalnız hissetmiyorsunuz. Çünkü ailenizin yanında kalırken bile birçok insan yalnız hissediyor. Bunun farkındayım. Biliyorum yani. Sonuç itibariyle arkadaşlar anlattığım şeyin faydalı olmasının sebebi bu. Şu anda birçoğunuz belki böyle duygular içinde olabilirsiniz. Bazıları intihara meyilli insanlar. Onları da biliyorum. Evet zor. Kesinlikle zor. Yani dünyada tek başınasın gibi hissediyorsun değil mi? Dünyada tek başına gibisin sanki. Neden? Çünkü güvenebileceğin Aile bireylerin var. Tamam onlar da seni seviyorlar. Yani ölsen üzülürler, ağlarlar evet. Ama seni anlayamıyorlar. Ne demek istediğini bilmiyorlar. Sana çok farklı kafadalar. Bu sebepten dolayı kendini yalnız hissediyorsun. Bu zor dönemden yani geçeceğiz. Hepimiz geçeceğiz arkadaşlar. Amacımız bir, iyi konsantre olabileceğimiz, tatmin olabileceğimiz bir işimizin olması. Böylece hem sosyalleşiriz. Aikido'nun bana faydalarından bir tanesi. Şu an mesela haftada 3'e çıktı antrenmanım çok daha iyi oldu. Tabii bu sadece Aikido değil arkadaşlar. Herhangi bir uzak doğu. Ben uzak doğuyu tavsiye ederim. Ama tabii ki insanla göre değişir. Uzak doğu dövüş sanatı. Uzak doğu dövüş sanatının bir de felsefesi de var ya. Daha böyle kendini iç içe hissediyorsun yani. Bir şey gibi, hayat tarzı gibi, yaşam tarzı gibi oluyor yani o. O yüzden uzak doğu diyorum ben. Yoksa isteyen kickboksa MMA'ye gitsin. Bir de Aikido'nun avantajı tabii ki doğru düzgün bir hoca bulmanız lazım. Çünkü maalesef Aikido'da çok fazla dolandırıcı var. Aikido'nun avantajı şu. Kilitlemelerde hep can yakıyor ya. Canını yaktığı için sakinleşiyorsun. Yani normalde şeyden çıktıktan sonra sakinleşiyorsun. Sırf spor o kadar sakinleştirmiyor insanı. Ben bunu çok yaşadım. O yüzden ben Aikido'yu tercih ettim yani. Vuruş yaptığın spor da var. Boks gibi. Ama bunlarda da kafaya çok darbe alıyorsun. O da büyük sıkıntı yani. Kafaya da darbe alma. Hocası iyiyse Jujutsu güzel. Onda da gene kilitlemeler falan var. Yani kısacası bu dönem sizin hasarsız atlatmanız gereken bir dönem ve hayatınız bu şekilde devam etmeyecek. Günün birinde kafanıza uygun birisini bulacaksınız, bulabileceksiniz. Ve eskisi kadar yalnız hissetmeyeceksiniz. Ondan sonra da evleneceksiniz. Evlendikten sonra eğer doğru kişiyle evlendiyseniz hayatınız 180 derece değişecek yani. Eğer yaptığınız iş de eğer patronu varsa düzgün patronlu bir işse veya kendi işinizi yapıyorsanız tatmin olacağınız, inanarak yaptığınız bir işse o zaman hayatınız çok çok değişecek. Yani şu anki halinizden çok farklı olacaksınız. O yüzden şu esnada odaklanmanız gereken mezun olmak. İkincisi boş vaktinizde de artı bir özellik sahibi olmak. Çünkü artı bir özellik kesinlikle ileride gireceğiniz işin ne olduğunu değiştirir. İngilizce bilenle bilmeyen arasında şu an çok fazla fark var yani. Yapabileceği iş konusunda. Ehliyeti olanla olmayan arasında çok fark var gibi. Çok mu konuştuk ya? Farkında da değilim ha. Son kısa bir konudan daha bahsedeyim. Bu sefer kimse bana bir şey yollamadı. <laughs> Kendim keşfettim. Konumuzdan sonra da film köşesine geçeriz. Google'a şeyi yazmayı denediniz mi? Why is my wife? Hatta why is my wife so? Ve why is my husband so? Muhabbetin ne olduğunu hatırlamıyorum. Eşimle merak ettik. Bakalım dedik neler sorulmuş. Wife'a baktık. Why is my wife so? En başta şey çıkıyor. Why is my wife so mad? Why is my wife so angry? Why is my wife so crazy? Yani eşim niye bu kadar sinirli? Eşim niye delirdi? eşim niye çılgına döndü? Husband'a baktığınız zaman da sebebi anlıyorsunuz abi. Why is my husband so yazınca direkt Why is my husband so lazy? Why is my husband so stupid? <laughs> Kocam neden bu kadar salak? Kocam neden bu kadar tembel? Kocam neden hiçbir iş yapmıyor? Evet. Kısacası kocalar, karılarınız neden bu kadar sinirli, delirmiş durumda, öfkeli? Merak ediyorsanız kendi adınızı aratın. Why is my husband yazınca orada çıkıyor neden bu kadar sinirli oldukları. Belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Eşim Hawking Reis'in bir sözünü nakış olarak işleyip duvara astı. Onda fotoğrafını çekmiştim. Orada da çok önemli bir şey söylüyor Hawking. Çalışmak diyor sizi hayata tutan şeydir diyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. Bir noktada fark edeceksiniz ki sizi hayatta tatmin eden şey aldıklarınız değil, verdikleriniz olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü ilk etapta hepimiz bir şeylere ihtiyaç duyarız. Ben de hala da duyuyorum. O yüzden ben de para biriktirmek istiyorum. Belki bu hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman için bir şeylere ihtiyaç duyacağız. Dolayısıyla para biriktirmemiz gerekecek. Ancak hangi amaçla? Benim için bir şeyler üretmek amacıyla. Tabii ki bir şeyler öğrenmekte ama sadece kendimi öğrenmek de değil. Evet öğrenmek de insanı tatmin eden bir duygu ama sadece kendini öğrendiğin zaman yani o kadar önemli değil. Ama bir şeyi öğreniyorsun. Yabancı kaynaklardan öğreniyorsun veya farklı bir ülkeye gidiyorsun. Orada bazı şeyler görüyorsun, bazı tecrübeler yaşıyorsun. Bunlar güzel şeyler ama bunu kendi diline çevirip kendi insanlarına aktarmak. Esas tatmin duygusu bu. Ben bugün en azından şunu farkındayım. Yarın ölsem, yarın kafama saksı düşse veya araba çarpsa ölsem geriye yine de bıraktığım birçok şey var. Evet bırakmak istediklerimin yanında hiçbir şey ama yine de geriye bıraktığım bir sürü şey var. Boşuna yaşamış olmam yani. Şu an farklı düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar daha genç olduğunuz için. Bu dediğim gibi gayet normal. Çünkü tabii ki bir şeyler verebilmek için bir şeyler almak lazım. Ancak paranın, maddiyatın amaç olduğunu düşünmeyin. Ey ateistler hayatın amacı nedir o zaman söylesenize. işte budur. Hayatın amacı budur. Hayatın amacı insanlığa bir şeyler katmak. Hayatın amacı geriye bir şeyler bırakmak. Birçok insan Stephen Hawking'in bu durumuna ya acıyordu ya da seviniyordu işte kafir sürünüyor falan diye. Veya seven insanlar da ayı yazık diyorlardı. Şu an sapa sağlam birçok insanın yapamadığı birçok şeyi yaşadı. Yapmayı başardı. Dolayısıyla da birçok insandan daha önemli bir insandı. Ve dolayısıyla da o haliyle bile ölümsüz olmayı başardı. Şu anda Stephen Hawking artık ölümsüz bir adam. Ve bunu hatırlatmak için de sürekli slogan atmamıza gerek yok. Stephen Hawking ölümsüzdür dememize gerek yok. Çünkü gerçekten ölümsüz. Ve ne oldu? Şu anda öldü. Sağlam olsaydı yine ölecekti. Öldükten sonra sağlam mısın, sakat mısın, hasta mısın bunun çok aşırı bir önemi yok. Çünkü zaten ölüsün. Ama önemli olan geriye ne bıraktığın. Şu anda sapasağlam bir yaşamış. Bir sürü para kazanmış ama bu paraların hepsini kendine harcamış. Lüks içinde de yaşasa bu şekilde bir hayat sürmüş ve ölmüş bir insan. Onun cesediyle diğerinin cesedinin arasında bir fark olmayacak. İkiz de ölmüş olacak çünkü. Ben de parayı severim. Benim de zenginlik hayallerim var. Ama ben şunu farkındayım. Para bir araçtır. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü şöyle oluyor. Bir noktaya geliyorsunuz. Para kazanmaya başlıyorsunuz. Para geliyor böyle. Amerika'da onu yaşadım. Ondan sonra işte ne yaparsam daha çok kazanırım, ne yaparsam daha çok kazanırım. E peki o kazandığına ne yapacaksın? Onu düşünmüyorsun ki hiçbir zaman. <laughs> ne olursa daha çok kazanırımın hesabını yapmaya başlıyorsun. O olunca işte bir durup silkerendim. Ne yapıyorum lan ben dedim. Ben ne yapıyorum şu anda? Bu insanlarda çok olan bir şey değil mi? Bende de var bu. Ara ara bunu yapıyorum. Eski Commodore 64 oyunu indirebileceğim site bulmuştum. Tek tek böyle oyunlara baktım. Lan yüzlerce oyun. Niye böyle bir hareket yaptım ben de bilmiyorum. Kaç tanesini oynadım o oyunların? <laughs> Gençken çok vaktim vardı. <laughs> Bu sadece küçük bir örnek yani. Bazen kendimizi materyali aşırı kaptırıyoruz. Ne yapacağım ben bununla diye sorduğun zaman cevap olamıyor bazen. Cevap bulamıyorsun. Pokemon Go bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. İnsanlar sürekli en iyi Pokemon şudur en güçlü Pokemon budur falan diye bir yerlere gidip Pokemon toplamaya çalışıyorlardı ya ama sonra insanlar uyandılar. Lan bizim bu kadar Pokemon'umuz var da biz ne yapacağız bunu götümüze mi sokacağız? <laughs> Onu yapabileceğin çok bir şey yok ki o Pokemon'larla. Salak saçma bir savaş sistemi var. O kadar yani. İnsanlar onun farkına varınca sıkıldılar bıraktılar yani. Şu an hala varmış galiba açık. Diyorlardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Evet kısa bir ara vereyim arkadaşlar. Aradan sonra film köşesinden devam ederiz. Evet ilk filmimiz haftanın dünya filmi The Girl with the Dragon Tattoo. Evet bunu duyunca şey dediniz mi oha bu filmi seyretmemiş miydin daha önce? Dediğim gibi arkadaşlar ünlü olup da atladığım çok film oldu. Şimdi ilgimi çekiyor çekmiyordan ziyade ünlü, sevilen filmlerin hepsini temizlemeye çalışıyorum. The Girl with the Dragon Tattoo yani Ejderha dövmeli kız, zamanında bayağı ünlü olmuş bir İsveç filmi. Bu filmleri seyredince ne fark ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Görmediğim ama ünlü olmuş filmlerin sırf isminden dolayı konusunu böyle kafamda yazmışım. <laughs> Hiç alakası yok aslında. O kadar çok oldu ki böyle. Ejderha dövmeli kız da bunlardan bir tanesi. Neden bilmiyorum. Aklımda şöyle kalmış. İşte ejderha dövmeli gizemli bir kız var. O kızı bulmaya çalışıyor falan adam. <laughs> Niye böyle bilmiyorum. Niye böyle kalmış? Çünkü filmin konusunun alakası yok. Hemen konuya girelim o zaman arkadaşlar. Bir adet dergi yazarı abimiz var. Haberler ile ilgili. Haberci yani. Şey değil öyle oyun dergisi değil. Filmin başında bir iş adamının kirli oyunlarını, kirli çamaşırlarını ortaya çıkarıyor. Ama kanıt olarak gösterdiği şeylerin sahte olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden de bu adamın kendisine dava açılıyor ve tabii adam itibarsızlaştırılmış oluyor bu sebepten dolayı. Neden başına böyle bir şey geldi henüz bilmiyoruz. Öyle olunca bu adam o derginin patronu gibi bir şey. Bunu diyorlar ki sen git. <laughs> Şimdilik gözükme. <laughs> Dergimizde gözükme. Ortamdan ayrılıyor. Tam o sırada da zengin bir adam bu araştırmacı abiyi malikanesine çağırıyor. Diyor ki seneler önce çok sevdiğim bir akrabam kayboldu. Öldüğü söyleniyor. Onun katilini bulabilir misin? Sonra da işte diyor ki bizim diyor sülalemiz geniştir. Şunlar şunlar var işte gösteriyor fotoğrafları. Bunlardan bir tanesinin cinayette işlemiş olması lazım. Hangisi olduğunu bulabilir misin diyor. Bu esnada ejderha dövmeli kız dediğimiz kız da onun özelliği de hacker olması. Hacker olduğu için bir sürü insanın böyle özel hesabına falan girebiliyor. Bilgi topluyor. Bilgi topladıktan sonra da işte bilgi topladığı kişinin rakiplerine veriyor bunu, satıyor gibi bir şey yani. Bu araştırmacı abinin de özel hesaplarına girip bilgileri toplayıp o rakibine veren kişi de bu. Ama sonradan adamı uzaktan tanıyınca pişman oluyor yaptığına. Adamın haklı olduğunu düşünüyor çünkü. Öyle olunca da İnceden buna yardım etmeye başlıyor. Uzaktan tabi. internet üzerinden. Sonra tabi adam bunu buluyor. Ondan sonra bana yardım eder misin etmez misin derken tahmin edeceğiniz üzere ikisi birlikte bu cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Evet fark ettiyseniz arkadaşlar Altın Müslüman serisini andırıyor değil mi? Evet çünkü öyle. <laughs> yani çok benziyor. Ama ve bana soracak olursanız gene de Altın Müslüman serisi daha iyiydi. Yani bu onun bir kötüsü bence onları yani Department Q, Çakma Dexter ve Altın Müslüman serisini bitirdiyseniz ve başka yok mu böyle benzer film diyorsanız bu filmi seyredebilirsiniz. Benim seyrettiğim Extended yani uzatılmış versiyonuydu. O yüzden şey demeyeceğim. Kirli 12 yarım saat kesme timinin biraz kesmesi lazım falan demeyeceğim. Ama şunu diyeceğim. Extended versiyonu seyretmeyin. Normal versiyonu seyredin. Çok fazla lüzumsuz yan quest'e girmiş film. Film 3 saat çünkü. Yani uzatılmış versiyonu 3 saat. Diğeri iki buçuk saatmiş. Nerelere girmiş? Mesela kızın bir velisinin olması lazım. Kız 24 yaşında ama gene de bir velisinin olması lazım. Sebebini sonradan öğreniyorsunuz. Buna işte veli olarak gelen yeni adam sapık çıkıyor. O gerçekten filmi yavaşlatıyor bir. Tamamen lüzumsuz, konuyla tamamen alakasız. Tamamen kessen de olur yani. Bununla birlikte de aşırı saçma. Çünkü öyle şeyler yapıyor ki kıza. Kız direkt mesela polise gitse direkt yani elinde alırlar. Ama onun yerine böyle kendi kendine intikam almaya çalışıyor. Öyle olunca adam iyice abartıyor falan artık. Bokunu çıkartıyor yani. O adamın da ağır geri zekalı olması lazım. Böyle bir şey yapması için o kıza. Bir de filmden anladığımız kadarıyla İsveç'teki erkeklerin yarısı tecavüzcü galiba. <laughs> o kadar çok var ki arkadaşlar bilmem kimin üvey babası tecavüz ediyor. Bilmem kimin babası tecavüz ediyor. Ondan sonra biraz konu ilerliyor. Filancık kişi Aa, o da diyor benim babam tecavüz. Ulan birinin de babası tecavüz etmesin. Mesela iki de <laughs> ikinci filmin konusu o olsun. Bir baba var kızına tecavüz etmiyor. Bunu araştırıyorlar neden böyle diye. O bakımdan da o sapık adamın filme eklenmesi saçma olmuş yani. Evet. Gereksiz uzatmaları o zaman düşünmüyorum arkadaşlar. Extended'ı seyretmiş olduğum için. Oradan puan kırmıyorum. <laughs> Bunun haricinde güzel çekilmiş film. Kaliteli bir film yani. Kaliteli bir Avrupa filmi. O yüzden gene de EFDB puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum. Uzatılmış versiyonuna da 8 veriyorum. Dediğim gibi polisiye seviyorsanız, polisiyelerden hoşlanıyorsanız normal versiyonunu seyredebilirsiniz. Normal mi uzatılmış mı diye Anlamak için tabi ki uzunluğuna bakacaksınız. 2,5 saat biri öbürü 3 saat orada anlaşılır. Evet her neyse sıradaki filmimize geçelim. Sıradaki film tartışma yaratan filmlerden bir tanesi. Sevenlerle sevmeyenler arasında. Haftanın yeni filmi arkadaşlar. Annihilation. Netflix özel filmi ve bu film geldiği zaman muhteşem olacak diyordu herkes. Ve daha da önemlisi X-Makina'nın yazarı ve yönetmeninden. Yani sadece yönetmen olsa neyse yazarı ve yönetmeninden. O yüzden çok iyi bir şey bekliyorduk açıkçası. Filmin konusuna gelecek olursak, Natalie Portman eski bir asker. Kocası da Oscar Isaac Reis. Zaten X-Machina'da da oynuyordu ama X-Machina'da oyunculuğu müthişti yani. Burada normal klasik bir Hollywood oyuncusu gibi. Star Wars'un yeni serisinde de öyle. Yani adamın oyunculuğunu konuşturmayacaksanız niye onu oynatıyorsunuz ki? Her neyse, Natalie Portman'ın kocası Oscar Isaac bir göreve gidiyor ve bir sene boyunca falan gelmiyor. Geri geldiğinde ise bazı garip belirtiler gösteriyor. Sonra hastaneye götürmeye çalışırken yolda askeri araçlar bunların yolunu kesiyor ve bir askeri fasilteye götürüyorlar. Natalie Portman'a tabi bunlarla birlikte geliyor. Böylece kocasının nereye gitmiş olduğunu öğrenmiş oluyor çünkü o fasilte yollamış, o askeri merkez yollamış kocasını. South Beach denen bir yer. Orada bakıldığı zaman parlayan saydan bir kubbe görüyorsunuz. Ve bu kubbe gittikçe genişliyor. Söyledikleri üzere oradaki başkanları J.F. Jason Lee. Onun söylediği üzere içeriye birçok askeri birlik yollamışlar. Geriye gelen olmamış. O yüzden bunlar da diyor ki şimdi bilim kadınlarını yollayalım ben de geleceğim. 5 kişi içeriye giriyorlar ve içeride ne tür garipliklerin olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çünkü daha önce yani şimdiye kadar hiç kimse geri dönememiş. En son bir Oscar Isaac dönüyor. O da hatırlamıyor neler yaşadığını. O yüzden diyorlar ki içeride ya bir şeyler var askerleri öldüren ya da içeride belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafayı yiyip birbirlerini öldürüyorlar. İkisinden birisi. Bunu anlamak için Natalie Portman ve dört tane daha bilim kadını kubbenin içine giriyorlar. Filmin konusu bu. EFDB puanı bazı arkadaşlar bu filmi çok beğenmiş. Bazıları da nefret etmiş. Ben ne düşünüyorum? EFDB puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum. Biliyorum itiraz edenler olacak. Film aşırı saçma diye. Ancak saçmalıklarından dolayı o kadar kırdığım puanlardan sonra 8.25. Çünkü saçma olmasa X Makina gibi olsa 9 zaten film yani. <laughs> Üstelik de mantıklı bir film olsa 9 bence. Şimdi Artılarına önce eksilerine bakalım isterseniz arkadaşlar. Herkesin itiraz ettiği, böyle bilim kurgu filmi mi olur dediği. Hepsine katılıyorum neredeyse. Neredeyse söylediklerinin hepsine katılıyorum arkadaşlar. Çünkü bu film ne bileyim bir Star Wars değil. Bu film bilim kurgu diye geçiyor. Bilim kurgu olunca da mantık çok önemli. Yani filmin mantıklı olması lazım. Biz böyle ekşici gibi hata arayan insanlar değiliz yani filmde. Yoksa incine cincine baksan bir önce geçti işte X-Machina'da neler bulursun aslında. Ama bizim derdimiz o değil ki. Buna rağmen film biraz saçma yani. İnsanın biraz zekasıyla alay ediyor. Sıkıntılarına gelelim. Bir dakika bir gol bir bunu söyledikten sonra başkanın girmene bile gerek yok aslında. Evet işte sadece kadınları yolluyorlar. Beş tane kadın. Güzel güzel fantezi. Güzel bir film konusu. Hatta ben de X-COM oynarken grubumu tamamen kadınlardan oluşturuyordum. Daha eğlenceli oluyor o şekilde. <laughs> ama sıkıntı şu ki bunlar sadece kadın değil aynı zamanda asker de değil. Şimdi bu, bu olmaz işte bu çok saçma. Şey bile yani asker olsalar bile gene de yanlarında böyle iri yarı askerlerin gitmesi daha mantıklı olur. Ama hadi diyelim feministlik olsun, fantezi olsun diye sadece kadınları yolluyorlar. Ama kadınlar da zaten ufak tefek bir ikincisi de asker değiller en önemlisi o. Sadece Natalie Portman asker O da eski asker zaten Yani asker diye de sokmuyorlar onu O öyle tesadüfen giriyor sonra orada öğreniyorlar asker olduğunu Ellerine otomatik silahlar veriyorlar Natalie Portman içeride işte Kullanmaya başlayınca Aa diyorlar sen nereden biliyorsun silah kullanmayı <laughs> Hayır onun yerine bilim adamı asker karışı Gene sadece kadın olsun Ama böyle bir tane Vasquez olsun yanlarında Bir tane Ripley olsun Bir tane Sarah Connor olsun Öyle girsinler yani onun haricinde film arkadaşlar bilmiyorum spoiler sayılır mı sayılmaz herhalde. 3-4 tane SCP'yi birleştirmişler. SCP takip eden arkadaşlardan biriyseniz hangileri olduğunu tabii ki söylemeyeceğim spoiler olmaması için. Bir yerde bir şey görüyorlar. Yani hepsini tabii birbirine konu olarak bağlamaya çalışmışlar ama bir yerde bir şey görüyorlar. O, onun SCP'si var yani. Bir yerde başka bir şey görüyor onun da var. Bir yerde başka bir şey görüyor onun da var SCP'si. Direkt SCP sayfasını açıp <laughs> çormuş ya bildiğin. Belki de 3-4'ten fazladır. Benim bilmediklerim de vardır yani. Onun haricinde film uzasın diye konuyla alakası şeyler var. Arada işte Natalie Portman hatırlıyor. Kocası yokken bir haltlar yemiş onu hatırlıyor. <laughs> Zincirlenmiş. Spoiler bu balanmış. Onu hatırlıyor. Hiçbir manası yok yani. Ve son olarak hiçbir ordu mensubunun olmaması sadece bilim kadınlarının gitmesini de şeye bağlıyorlar. İşte şimdiye kadar orduyu yolladık. <laughs> Şimdiye kadar ordu yolladık geri gelmediler. Bari bu sefer de bilim kadınlarını yollayalım. Yani çok aşırı mantıksız bir şey. Böyle bir mantık var mı abi? Gitsinler gene yanlarında korumayla. Evet onun haricinde tonla mantıksızlık saymışlar IMDB'de. Evet birçoğu doğru. Ama dediğim gibi ben hani benim amacım filmi seyretmek. O yüzden çok aşırı da takılmıyorum yani şurası mantıksız olmuş burası mantıksız olmuş muhabbeti ama bunlar bana direkt batan şeylerdi. Bir iki tane daha şey vardı da şu an hatırlamıyorum. Peki buna rağmen neden yüksek puan verdim? Çünkü her şeyde de önemlisi arkadaşlar. O kubbenin içine girdikleri zaman aslında şu da bir eksi. O kubbenin içine girmeleri de çok uzun sürüyor. Bir ton boş yapıyorlar. Tam gireceksiniz işte içeriye belli yani. Hayır ilginç şeyler de değil olanlar. Kocasıyla konuşuyor bilmem ne. Şey mesajını mı vermeye çalışıyor. Bak kocasıyla arası ne iyiydi falan. Bana ne abi yani? Neyse o kubbeyi gördükten sonra filmin sonuna kadar gerçekten merak ediyorsun neler olacak diye. Öyle olunca da film seyrettiriyor kendisini. Bu çok önemli. Çünkü birçok film şey yapar. Ya of, bitse de gitsek. Bu değil sonuna kadar merak ettiriyor. İçeriye girdikten sonra da gördükleri, yaşadıkları şeylerden dolayı da gene meraklanıyorsunuz. Lan ne acaba falan. Ama zaten <laughs> filme gidenler beklentiyi yükseltmiş muhteşem film inanılmaz harika falan diye onlar zaten yükseltmiş. Bir de üstüne sen de ortalarda böyle bazı olayları görünce gerçekten sonlara doğru bayağı müthiş şeyler çıkacak herhalde diyorsun. Ama maalesef o beklentiyi karşılayamıyor. Bununla birlikte bok gibi hiçbir şey çıkmadı da değil aslında. O yüzden evet beklentiyi karşılamasa da gene de iyidir yani idare eder. Tengir bereket versin diyorsun. Bir. ikincisi görüntüler çok güzel. Görsel şölen. Göz okşayıcı yani. O yüzden hiçbir şey olmasa bile karşına geç oturuyor. Ha, diyoruz ya yok Suicide Squad'ı seyret. Yok Justice League'i seyret. Beynini kapat. Yani onları seyredecek olduktan sonra bunu 10 kere seyret yani. <laughs> o yüzden seyretmeyin demiyorum. Özellikle fragman ilginizi çektiyse gene de seyredin. Ama yani para vermeye değmez. Yani böyle Netflix'i olan bir arkadaşınız olacak size iPhone'dan mesaj atacak veya FaceTime'dan konuşacaksınız. Şey diyecek işte Walmart'tan aldığım Angus hamburgeriyle Canada Dry marka Ginger Ale'imi hazırladım. Gelirsen eğer seninle Netflix binge watch yaparız diyecek. <laughs> Böyle derse gidebilirsin. Elemanın istediği tabi film seyretmekten başka bir şey de olabilir. O yüzden tabi dikkatli olmakta fayda var. İlaçlı havuzu falan varsa girme yani. Bir de tabi arkadaşlar gene bir artısı en sondaki müzik final sahnesindeki müzik zaten sırf o sebepten dolayı filmi kulaklıkla seyredin diyorum. Kesinlikle kulaklıkla seyredin. Baya tribe sokan bir müzik var yani sonlarda. Evet. Keşke bu kadar politik doğruculuğun kurbanı olmasaymış. O kadar çok görüyorum ki artık böyle film. Yani yapacak bir şey yok, iş başa düştü. Neyse sıradaki filmimize geçelim biz. Evet sırada haftanın animasyon filmi, daha doğrusu ayın animasyon filmi. Bu arada arkadaşlar bir ara kategorilerin tablosunu vermiştim ya link olarak. Bundan sonra yeni sitede sayfanın büyük ihtimalle alt kısmında o tablo olacak. Hep olacak yani. Böylece siz de görmüş olacaksınız. Mesela şu an adam animasyonlardan bahsediyor. Demek ki önümüzdeki hafta atıyorum ok gibi film, ekstrem film falan var. Veya ondan sonraki hafta indie film var. Bunu en azından görmüş olacaksınız. Bu 4 haftalık döngüyü yani. Evet ayın animasyon filmi Disney'den Alaaddin. Gerçekten arkadaşlar şu anda özellikle uzun metraj çizgi film diye bir şey kaldı mı? Galiba kalmadı ya ben hiç görmüyorum. Disney falan da yapmıyor artık galiba. Değil varsa yoksa şey 3 boyutlu animasyon. Her neyse Alaaddin zamanında sinemaya gelmişti. Bütün arkadaşlarım gitmişti. Ben nedense gitmedim. Sonradan da pişman oldum. Çünkü televizyonda dizisini yayınlamaya başladılar. Yani çizgi filminin dizisini. Ve aşırı beğeniyorduk şeyi hatırlıyorum yani. Yazın arkadaşlarla böyle Alaaddin zamanında bir araya gelip birlikte seyrediyorduk falan çizgi filmi. O kadar seviyorduk yani. Bu da zaten aynı serinin daha önce çıkan uzun metraj film versiyonu. Gene kısaca konusunu anlatayım. Çizgi filmin kahramanı hırsızlık yaparak karnını doyurmaya çalışan bir genç. Gencimizin adı Berkecan. Nasıl kandırdım? İnandınız değil mi? Gencimizin adı Alaaddin arkadaşlar. İnanmayın hemen. Bu gencin bir adette maymunu var. Bunlar bu şekilde bir grup. Bu grupların hepsi birleşecek çünkü. Bir grupta şey var. Prenses ve onun kaplanı. Ve babası. Babası da iyi bir e, sultan. Bir de tabi sihirli lambanın varlığından haberdar olan ve o lambayı ele geçirmeye çalışan kötü büyücü. Gene Caffar. <laughs> Caffar kötü adam demek herhalde. Daha önce demiştik ya. O da işte sultanın yardımcısı gibi yani veziri gibi. Sultanın kızıyla yani Yasemin'le evlenmeye çalışıyor prensesle. Prenses de işte bunlardan bunalıyor. Klasik. Kaplanını da bırakıyor orada. Kendisi insanların arasına karışmak için dışarıya çıkıyor. Öyle olunca tabii Alaaddin'le karşılaşıyorlar. Evet bu iki grup bu şekilde karşılaşmış oluyor. Caffar sihirli lambayı elde edebilmek için The Chosen One <laughs> The Chosen One'ı kullanması gerektiğini fark ediyor. O Chosen One'da Alaaddin'miş. Öyle çıkıyor yani. Kehanette. Ya kaçıncı yüzyıldayız hala büyü ya. Hala büyü kehanet diyorsun. O yüzden de bu da işte Alaaddin'i kafalamaya çalışıyor türlü oyunlarla. Sonuçta tahmin edeceğiniz üzere Alaaddin'in eline sihirli lamba geçiyor. Onun içinden de cin çıkıyor. Cin'in sesi biliyorsunuz Robin Williams. Kötü Caffar'ın Yanında bir yancısı var papağan. Bunları niye sayıyorum biraz da anlatacağım. Ve sihirli lambayı bulmaya gittiği mağaranın içinde de uçan halıyı görüyorlar. Uçan halıyla karşılaşıyorlar. O da gene insan gibi. Yani bildiğin halı da köşeleri ayak gibi böyle yürüyebiliyor falan. Öyle garip garip özelliği olan konuşmayan tabii. Ağzı olmadığı için. Bu da böyle bir varlık. Sanırım hepsini saydım. Bunları saymamın sebebi şu. Alaaddin'in dizisinde hepsi birden var. Ve ben bunlar nereden geldi acaba diye merak etmiştim. Buymuş. Yani papağan mesela demek ki ileride bunların yanına geçecek. Kötü adam papağan çünkü. Maymun zaten Alaaddin'inmiş. Sihirli halıyı mağaradan buluyorlar. Kaplan da prensesinmiş. Ve arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere Caffar türlü oyunlarla onun da çünkü büyücülüğü var. Türlü oyunlarla lambayı ele geçirmeye çalışıyor ve sultanı indirip kendisi sultan olmaya ve tabii ki de prenses Yasemin'le evlenmeye çalışıyor. Maalesef konu bu kadar. Neden maalesef diyorum? Çünkü dizisinde çok çok fazla ilginç olaylar, ilginç konular oluyordu. Bir tane bilim adamı vardı mesela otomatonla, steampunk böyle robotları falan vardı. Onunla mücadele ediyorlardı. Böyle çok garip, heyecanlı olaylar oluyordu. Ancak maalesef bütün film, uzun metraj film sadece bu taht kavgasının üzerinde. Çok büyük ihtimalle bunun ikinci ve üçüncüsü de var. Belki onları da seyrederim. Yani seyretmek istiyorum vakit bulursam. Büyük ihtimalle onlar daha güzel olacak diye tahmin ediyorum. Ancak büyüklerin seyretmesi için biraz sıkıcı. Ama çocuğunuz varsa çocuğunuza seyrettirebilirsiniz. Güzel yani ideal. Ve tabii ki kendiniz de 90'larda Disney ne güzel. Çizgi filmler çekiyormuş, çiziyormuş. Çizgi filmler yüklüyormuş. Sinemalara yani. Sinemalara ne güzel çizgi filmler yüklüyormuş. Bunu görmüş olursunuz. Evet Alaaddin çok güzelsin ama biraz sıkıcısın. Çünkü aşağı yukarı zaten neler olacağını biliyoruz. Hikayeyi bildiğimiz için. O yüzden sana ve puanım 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Dediğim gibi şimdi bütün takım bir araya geldi ya. Büyük ihtimalle ikinci ve üçüncü filmleri biraz daha eğlenceli, heyecanlı, ilginç olabilir. Göreceğiz. Ve geldik haftanın tetiklenme filmine. <laughs> haftanın yerli filmi. Evet. Benim gidip bir yerlerden enerji bulmam lazım veya biraz soluklanmam lazım. Biraz soluklanayım geleyim arkadaşlar. Evet, haftanın yerli filmi. Uzun süredir merak etmiş olduğum bir filmdi arkadaşlar. Türkiye beğenmedi. Fransa bu filmi havada kaptı ve Fransa kendi adına en iyi yabancı film Oscarı adayı olarak bu filmi yolladı. Maalesef bu da artık klişeleşmiş bir laf. Bunun üzerinde de konuşacağız zaten. Zaten birçok şeyin üzerinde konuşacağız. Biliyorsunuz bu tür ifadeler, argümanlar bunların maalesef bir noktadan sonra boku çıkıyor. Bir sürü örnek vermiştik ya. Mesela adam film çekiyor, halk gerçekten anlamıyor, atarlanıyor. Sonra 10 yıl sonra, 20 yıl sonra değeri anlaşılıyor. O zaman diyorlar ki işte halk anlamıyor. Ama bir de tırt film çekiyor adam. Tamam Kendi kendisini sanatçı sanıyor. Tırt film çekiyor. İnsanlar da fazla iplemeyince halk beni anlamıyor diyor. Mesela bir örnek. Bir sürü örnek verebiliriz. Demiştik ya işte basından gizleniyor veya basın bunu gizliyor. Evet basın gizlediği bazı şeyler de var. Ama götümüzden komplo teorileri uydurup basından gizleniyor dersek eğer o argüman da boku çıkmış oluyor. Her neyse bunlar gibi işte maalesef şunun da artık boku çıktı. İşte Türkiye filanca kişiyi beğenmedi. Amerika havada kaptı. Türkiye be Türkiye burun kıvırdı. İtalya'da büyük operacı oldu falan. Evet bunun gerçekten yaşandığı da birçok örnek var. Ama maalesef birçok durumda da bunu artık reklam şeyi olarak kullanıyorlar. Reklam amacıyla kullanıyorlar. İşte Türkiye şeyde çok gördüm bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu filmin Mustang'in fragmanında YouTube'a yazmış herkes yabancılar. Türkiye bu filmden nefret ediyor. Find out why. <laughs> Türkiye bu film seyredilmesini istiyor. Yok lan kim? Kim lan kim? Kim oğlum bu filmiz işte seyredilmesini istiyormuş da yasaklansın demiş. Bilmem ne. Allah'ım ya. Neyse dur dur daha niye alevleniyorum ki daha başlamadık bile. Bir başlayalım şimdi. Şimdi filmimizin konusu bir Karadeniz köyünde hatta ben de şaşırmıştım doğu mu acaba diye değil tabi Bir Karadeniz köyünde beş tane kız var kardeş. Bunların anne babaları ölmüş, amcaları ve babaanneleriyle yaşıyorlar. Bunlar çeşitli çılgınlıklar yapıyorlar. Birazdan çılgınlıklara geleceğiz. Babaanneleri de kızıyor. Tabi amcaları da kızıyor. Bunları işte dövüyor. Bunlara faşistlik yapıyor. Zulüm yapıyor. Ondan sonra eve kapatıyor bunları. Sonra da diyor ki yaşınız geldi artık sırayla sizi evlendireceğim. Tek tek işte bunları evlendiriyor. Bunlara baskı yapıyor. Film bu. Türkiye işte çok böyle sansürcü bir ülke olduğu için bu film beğenmemişmişmiş. O yüzden beğenmemiş yani. Ondan sonra da Fransa tabii sanatı anlayan, sanattan anlayan Fransa çünkü ya. Sanatın beşi. Sanattan çok anlayan bir ülke olduğu için almış işte kol kanat Bu filmi Fransa adına Oscar'lara yollamış. Neresinden tutayım? Neresinden başlayayım? Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Filmdeki kızlar. Seyretmediyseniz bilmemeniz normaldir. Kızların konuşması. Bunlar normalde köylü kızı. Köyde yaşayan. Kırsalda yaşayan. Ki öyle bir kırsal ki böyle şey falan da değil. Hani bizim bu entel köylerimiz var ya. Organik yaşam köyü falan. Organik tarımcı köyü falan. İçinde villalar falan. Öyle değil yani. Bildiğin ailelerin çok bağnaz olduğu bir Karadeniz köyü. Ama nasıl oluyorsa herhalde Karadeniz'in yukarı Starbucks köyünde yaşıyorlar. Çünkü dakika bir gol bir. Hepsi kızların hepsi çok bariz bir şekilde böyle Fransız kolejine falan gitmiş tipler. Yüzü saçı her şeyi. İkincisi konuşmaları. Arkadaşlar bu filmde oyunculuk ölmüş. Oyunculuğun kafasına sıkmışlar. Yani şu Avrupalıların bizim filmleri beğenmesi için mutlaka bir şey öldüreceksin. Ya köpek öldüreceksin filmde ya at öldüreceksin ya da bu film gibi oyunculuk öldüreceksin. Oyunculuğun kafasına sıkmışlar bu filmin. Bakın abartmıyorum arkadaşlar. Kesinlikle abartmıyorum. Birazdan zaten bu film nasıl hayata geçmiş? Onun senaryosunu biz yazacağız. Onun senaryosunu biz yazacağız abi. Onun haricinde filmin yapımcısı Fransız gözüküyor zaten. <laughs> Hayır sonradan mı el attı acaba? Yazarı bir tane Türk kadın bir tane de Fransız gene. Yani evet başka bir deyişle Türkiye'de yaşanan, Türkiye'nin kırsalında yaşanan bir bağnazlık olayını nedense yazan kişilerden birisi Fransız. Şimdi oraya da geleceğiz. Benim tahminlerim. <laughs> Onun haricinde kızların mesela konuşmalarından bir örnek vereyim. Babaanne işte kızları eve kapatıyor kızlara ceza veriyor. Sonra öğreniyorlar ki başörtülü bir teyze yobazmış yani o. O görmüş kızları. Babaanneye haber vermiş. O yüzden de o başörtülü teyzeye kızıyorlar. Yanına gidiyor işte kızlardan bir tanesi. Sen kendini ne sanıyorsun? Ahlak timsali falan mı sanıyorsun? <laughs> Sakinim. Tabii şunu düşünecek olabilirsiniz. Babaannenin ve amcanın oyunculuğu nasıl? Yani ben tanıdık gelmese, tanıdık herhalde yani. Tanıdık geldi bana. Tanıdık gelmesi diyeceğim ki gene yoldan geçen birini almışlar, oynatmışlar. Çünkü filmde arkadaşlar herkes kağıttan replik ezberlemiş. Bu kadar basit. Filmi yazan iki kişiden bir tanesi Fransız dedim ya çok büyük ihtimal artık Fransızca yazdı. Google Translate'ten mi çevirdiler? <laughs> ha, kızlar ne ahlaksızlıklar yapmış. Onu söylemeyi unuttuk. Şimdi kızların yaptığı şeyler yani ahlaksızlık olarak nitelendirilen. Biliyorsunuz çünkü bu da mesela şeydir. Filmlerin konularından bir tanesidir. İşte gençler bazı çılgınlıklar yaparlar. Ondan sonra anne baba da işte bunları engellemeye çalışır. Bu da klasik bir konudur. Şimdi ne tür çılgınlıklar yapmışlar? Okuldan çıkışta okul kıyafetleriyle Karadeniz'de yaşayan arkadaşlar böyle şeyler oluyor mu? Hayır oluyor da biz mi bilmiyoruz? Olabilir. Belki Anadolu gerçeği budur. <laughs> İnsanlardan saklanıyordur olabilir yani. Okuldan çıkışta okul kıyafetleriyle işte o gömlekleriyle okul eteğiyle falan denize giriyorlar. O şekilde. Ve erkeklerle birlikte. Ama hepsi birden okul kıyafetleriyle birlikte. Gömlekleri dahil yani. Ondan sonra da denizin içinde gene o okul kıyafetleriyle Tabi iç çamaşırlar falan artık ıslandıktan sonra gözüküyor net. O kıyafetlerle deve güreşi oynuyorlar işte erkeklerin sırtına çıkarak. O başörtül teyzenin ispiklediği olay bu yani. <laughs> Başka neler oluyor? Büyük kız pencereden kaçıp sevgilisiyle birlikte gece takılıyor ondan sonra geri geliyor. Bu herhalde klasik olan bir şeydir. Ondan sonra şöyle bir şey var abi. Bunu Fransız yazmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Zaten ilk olayı da Fransız yazmıştır o kıyafetlerle denize girme fantezisini. Bunu da Fransız yazmıştır büyük ihtimalle. SUV gibi bir arabayla amca kasabaya geliyor. Kızlardan bir tanesi de arka koltukta. Ondan sonra amca işte kıza diyor ki sen burada arabada bekle. Amca ondan sonra işini halletmeye gidince orada bir erkekle tanışıyor kız. Arabaya alıyor şeyi. <gülüyor> Erkeği. <laughs> Fantazilere gel abi. Evet arkadaşlar Karadeniz'de yaşayan arkadaşlar. Var mı böyle şeyler? Olabilir yani burası kırsal free takılıyoruz biliyor musun? Ondan sonra tabii ki aynı erkek kızın yaşadığı yere geliyor. Pencerenin altında işte. Seni istiyorum anlıyor musun falan diyor ama demiştim ya arkadaşlar seri katil filmi bu. Neden seri katil filmi? Seri bir şekilde oyunculuk öldürüyorlar. Şeyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yani bunlar acaba Türk mü değil? Yo Türkler de yani. Şeyi hatırlıyor musunuz? Water Diviner. Water Diviner filminde Türk rolünde ama Türk olmayan Ruslar falan vardı. Söyledikleri kelimeler replikler neredeyse o şekilde. Tek farkı düzgün Türkçe konuşabiliyorlar. Yani yabancı da değiller. O da belli bir şey yani. Daha söylenecek çok şey var ama önce şunu aradan çıkartalım. Bu filmin EFDB puanı. Biliyorsunuz yerli film kategorisinde işliyoruz bu filmi. Çünkü IMDB puanı 7.6 ve insanlar diyorum ya işte Türkler cık, bu Türkler zaten sanattan ne anlar arkadaşım ya. Türkler beğenmemiş, burun kıvırmış. Bak Fransızlar sahip çıkmış. Bu filmin EFDV puanı 10 üzerinden 4. Evet farkındayım. İlk defa bir filmi yerli film olarak tanıtıp ok gibi film kategorisine düşmüş oldu. Çünkü 5'in altı ok gibi filmdir biliyorsunuz. Ama ne yapayım? Yani bu filmi sevmek için Türkçe bilmemek de yeterli değil. Türkiye'de hiç olmayacaksın. Bir sana götünden uyduracak. Bak Türkiye'de böyle şeyler yaşanıyor diye. Sen de aa bak ne kadar güzel şeyler öğrendik deyip belki öyle beğenebilirsin. Tamam da benim anlamadığım nokta şu. Ulan Türklerin içinden beğenenler var. Türklerin içinden beğenenler var. Efendiler, kendinize gelin. Yumrumu masaya vurdurtmayın. Vuruyorum lan. Bir dakika. Şunu çekeyim. Yumrumu masaya vurduttunuz. Babam ve oğlum dediniz, tamam dedik. En azından bir şeyler anlatıyor. Issız adam dediniz, tamam dedik. Daha iki dediniz, tamam dedik. E şimdi mastenge kadar geldi. Gerçi buradan daha da aşağı inebilir mi onu bilmiyorum da. Bu Entel film kanseri ne zaman bitecek arkadaşlar? Bu cringe ve sırf bu film için arkadaşlar, sırf bu film için özel liste hazırladım. Cringe Fest diye şeyde. IMDb listelerim var ya, birinci sıraya tabi bunu koydum. Ayakta kal ikinci sırada kaldı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler için hep bu. <laughs> bu bu sizler için arkadaşlar. Hadi iyisiniz gene. Ok gibi film serisini çok seviyoruz abi. Niye ayda bir falan al. Ayda iki olacak bu ay. Tabi belli olmaz. Belki de ok gibi film güzel çıkar. Tabi şunu da sorabilirsiniz. Recep İvedi'ye dört buçuk vermiştim. Bu film daha mı kötü? Yani. Arkadaşlar açık ve net. Bu film entellerin Recep İvedi'yi. Açık ve net yani. Bundan sonra bir entel film beğenmediğiniz zaman sen git Recep İvedik seyret diyorlar ya. Siz de böyle bir komedi film falan beğenirseniz onu beğenmeyenlere sen git Mustang seyret diyebilirsiniz. Bir kere masnek namına koyayım. Ha? <laughs> o ne lan? Kalmadı mı Türkçe isim? Bir. İkincisi arkadaşlar bu filmi yazan kişi daha doğrusu kişiler net bir şekilde Karadeniz'i hiç görmemiş. Hiç görmemiş. Kırsalda hiç görmemiş. Gördüyse daha kötü. Çünkü ben mesela hiç hayatımda Karadeniz'e gitmedim. Hiç araştırma da yapmasam yani böyle internette arkadaşlara da sormasam direkt Gördüğüm filmler, dizler, bunların üzerinden mahallerin muhtarları falan. <laughs> bunların üzerinden kafadan sallama bir Karadeniz dizisi çeksem çok daha gerçekçi olur yani bundan. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, ya böyle San Sebastian bilmem ne kilise özel Fransız kolejine falan giden ya da Fransa'da yaşayan bir tane kızımız demiş ki ben filmci olacağım abi. Çünkü çekim olarak da hiçbir şey yok filmde. Belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. İşte oyunculuk kötü, diyaloglar kötü ama iyi çekim. Almış yerine kamerayı, koymuş kızın önüne. Büyük ihtimalle o kızlar da şey, yani oyuncu değil, kendi işleri oyunculuk değil. Bilmem ne kolejinde okuyor. O kızın mezun olduğu kolejde okuyorlardır büyük ihtimalle. Onları çağırmışlar. Diyorum ya arkadaşlar, bilerek şey yapmadım. Daha fazla bilgi edinmedim. Çünkü hayal gücümüzü şey yapmasın, köreltmesin. Şu an tabii şey yazıyoruz. Biz senaryo yazıyoruz. Yani bu filmin nasıl çekildiğiyle ilgili biz senaryo yazıyoruz. O nasıl çıkıp şey demesin. Hayır işte bu Fransız Koleji'nden Tamam senaryo yazıyorum zaten. Her neyse bu kızımız demiş ki. Bakayım demiş ben iyi bir film çekmek istiyorum. Gündeme de gelsin istiyorum. Tutulsun da istiyorum. Ne yapabilirim? İşte Türkiye'de kırsalda yaşanan bazı böyle zulümler. Tamam. Kırsalda ne var? Ben bir ara okumuştum. Şeyde Onedio'da falan yazıyorlardı. Bu işte kızları zorla evlendiriyorlarmış. Ha tamam. O zaman kızların zorla evlendirilmesiyle ilgili bir film yazalım. Sonra Türkiye'ye gösteriyor. Türkiye beğenmiyor. Bu olay bana çok saçma geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Acaba gerçek mi? Gerçek mi yoksa sallama mı? Yani Türkiye beğenmemiş Fransa kabul etmiş. Sallama da olabilir. Bu işin özünü bilen var mı arkadaşlar? Neden sallama gibi geliyor biliyor musunuz? Lan yapımcı zaten Fransız gözüküyor. Yazanlardan bir tanesi Fransız. Bir de bana Kanal Plus falan var ya onların. Ondan falan destek almış. Her şeyi anlarım yani yapımcısı belki sonradan el atmıştır. Onları anlarım da yazarlardan bir tanesi zaten Fransız. Her neyse gösteriyorlar tabii Türklere filmi. Türkler gülüyor tabii bu filme. Bu ne lan diyor. <laughs> Oğlum bizi rezil mi edeceksiniz? Sivi. Ondan sonra kızımız Paris'te Starbucks'ta ağlarken <laughs> yanına François geliyor. François diyor niye ağlıyorsun? Diyor işte faşist Türkler benim filmimi kabul etmedi. Ver bakayım diyor senaryoya bir bakayım. Bakıyor. Hmm, le, güzel. Yalnız buna bazı şeyler eklememiz lazım. Ne gibi? E şimdi tabuları yıkmamız lazım. O yüzden kızları bol bol donunun gözükmesi lazım. Yani senaryoda yok ama. Aa olmaz. Kızların donu gözükmezse sanat olmaz. Bizde böyle birader. At öldürebilir misin? Yani at öldürmesek daha iyi. O zaman don gözükecek. Ya at ölecek ya don gözükecek. Fransız sinemasının <laughs> raconu bu. <laughs> ya at ölecek ya don gözükecek. Bu arada neredeyse unutuyordum. Oyuncuların yani o kız oyuncuların köyde kırsalda yaşayan kız oyuncuların isimleri Elit, İlayda <laughs> abartmıyorum. Başka ne vardı? Ecem Mecem bu şekilde isimler yani. Evet öncelikle 5 tane birbirinden güzel kız bulmamız lazım. İşte kimler var oyuncu? Elit var o gelir. Şey Afra var da Afra o gelmez ya. O şeyde kötü çocukta oynuyor şimdi. O gelmez. Pelin Su? Pelin Su da gelmez. Hede Peli mi? o hiç gelmez. İlayda o gelir. Her neyse bu şekilde castingi de hazırladıktan sonra. Of ya ne zaman başlıyor çekim? Hadi ya. Hadi. Yahu yani şimdi suratınızı biraz hani kirletmemiz lazım. Biraz böyle köylü gibi gözükeceksin. Valla ben suratımı kirletemem tamam mı? Ben suratım falan kirletemem. Of ya iki de bir oyunculuk yapacağız dedik ya. Tamam. Ama Karadeniz şivesi yapacaksın değil mi? Tabii tabii yapacağım. Onda sıkıntı yok. Tabii yap bakayım. Haçan. Bize niye bekaret test yapıyorsun? Da. Nasıl? Nasıl güzel oldu mu? Ee, siktir et sen gene Starbucks gibi konuş. Evet arkadaşlar. Cringe olarak maalesef. Maalesef %100 cringe diyemeyeceğim. %99. Çünkü bunu yapmamışlar. Bunu nasıl yapmazsın? Ayıp ediyorsun. Gerçekten ayıp ediyorsun abi. O Starbucks şivesiyle Haçan, Dağ falan da demen lazım. Ula falan demen lazım. Haçan, babaanneciğim. Biz Fenerbahçe maçına gitmek istiyoruz Dağ. Gidemezsiniz kızım. Ula babaanneciğim. Biz maça gideceğiz Dağ. Nasıl çok güzel oldu değil mi? Belki işte bu olsaydı %100 olacaktı. Bu eksik kalmış maalesef. Evet arkadaşlar şimdi ayakta kal o kadar cringe face falan diyorduk. Ayakta kal. Ayakta kal ayakta kalamadı maalesef. Maalesef. Ayakta kal olsun, dağ iki olsun, uzay kuvvetleri 2009'da 11 olsun, ıssız adam olsun. Hepiniz cringe fest olarak, hepiniz ızdıraplanma olarak, kralınıza, imparatorunuza, <laughs> Türk cringe sinemasının Charlemagne'i Mastenge yer açın. Birçok yerde yazmışlar. Fransa desteği olmasaydı böyle bir film çekilemezdi. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Böyle bir filmin çekilebilmesi için Fransa'nın el atması gerekirdi. Türkiye içerisinde böyle bir filmin çekilebileceğini hiç sanmıyorum abi. Uğraşsalar da çekemezler yani. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunu görev belledim ya. Neden biliyor musunuz? Bizim amacımız ne? Benim amacım ne daha doğrusu? Düzgün filmler çekilsin Türkiye'de. Düzgün, iyi Türk filmleri çekilsin. O yüzden iyi olduğu iddia edilen ama rezalet olan filmlerle kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Tabii ki şunu diyebilirsiniz. Yani Niye buna vakit harcıyorsun? Ya eğlenme amaçlı arkadaşlar. Şu anda siz mesela bunu dinlerken stres attınız mı, attınız? Eğlendiniz mi? Eğlendiniz de. <laughs> Amaç bu yani. Ben de stres atıyorum. Siz de dinlerken stres atıyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar, Ayakta Kal'la karşılaştırdığım zaman, Ayakta Kal'ı seyrederken biraz da başım ağrıyordu galiba. <laughs> Çektiğim ızdırabın sebeplerinden bir tanesi o büyük ihtimalle. Yok bu Tabii ki şöyle de bir şey var. Yani ayakta kalın IMDB'sine bak. Ayakta kalın herkes dalga geçiyor. Ama bu filmi herkes bir de iyi film diyor. En büyük sıkıntı o yani. Beğenmeyen Recep İvedik seyretsin diyor. Hayır abicim Recep İvedik'i beğenmeyen Mustang seyretsin. Net. Bu insanların çektiği filmler iyi film, işte mesajlı film, kaliteli film olarak kabul edildiği sürece ve Türkçe bilmeyen insanlar tarafından bize bunlar dayatılıyor. Biz de bunu yiyoruz, kabul ediyoruz. Ya tabii ki seven sevebilir. Ben anlamıyorum. Kesinlikle anlamıyorum. Yani arkadaşlar bu filmi görmeniz lazım. Online bir yerlerden seyredebiliyorsanız ilk 10-15 dakikasını zorlayın seyredin. İlk 15 dakikasını seyredin abi. En aşağı. Bu filme inanmanız için görmeniz lazım. Fragmanla falan anlaşılmıyor. Fragmanı iyi yapmışlar yani. O konuşmalar falan çok belli olmuyor. Her neyse ne diyorduk? Bu filmler kaliteli olarak anılmaya devam ettiği sürece insanlar diyecek ki Aa bak bu işte iyi para var. İyi reklam yaparım bir de bana iyi filmci derler. İnsanlar bu düşünceyle bu şekilde film çekmeye, çalışmaya devam edecek. Türkiye'de filmciliğin ölme noktasına yani eski filmlere bakıyoruz işte. Sadri Alışık filmleri, Hababam sınıfı gibi. Eski Hababam sınıfı gibi yani filmler. Tarkan filmleri yani bakınca ağlıyor artık insan ya. İnsanların sanat aşkıyla inanılmaz emekler vererek ortaya bir şeyler çıksın diye yapmış olduğu bu filmini görünce insan ağlıyor. Şu anda film sektörü ne oldu abi? Ya popülistik yapayım gişeye hitap edeyim. Ya işte ne olursa ödül alınır onlara hitap edeyim. Belki bir yerden ödül alırım. Belki iyi sanatçı derler bana. Oradan yürürüm. Ya da festivalleri. Festivallerde işte hangi konu kabul görüyorsa. Arkadaşlar bu sektörün tamamen dışından paralel bir şekilde kısa film film vesaire yapmaya çalışmamın sebebi bu işte. Çünkü sektör bu. Sektör bu hale gelmiş yani. Film çektikleri zaman insanlara ne verebilirim değil. Film çektikleri zaman ben ne alabilirim kafasındalar. İşte bu. Fark bu yani. Ve bu tür çektikleri her filmle de Yeşilçam'ın tabutuna bir çivi daha çakıyorlar. Hayır sorsan şey derler. Biz işte Anadolu'da yaşananlarla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Öyle mi? Neyi fark etmiş olduk şimdi biz? Bu filmi seyrettiğiniz zaman bilmediğiniz bir şey öğrendiniz mi arkadaşlar? Aa ben şunu bilmiyordum. He yabancılara mı? Yabancılar peki o filmi seyrettiği zaman olmayan sırf işte şok değeri taşısın diye Fransızlar tarafından büyük ihtimalle yazılmış olan götten uydurma sahneler. Hiçbir zaman Türkiye'de olmamış, yaşanmamış, yaşanmayacak götten uydurma sahneler. Sırf aa bak Türkiye'de böyle şey oluyormuş demek için. O zaman uydurayım ama ben de uydurayım. Arkadaşlar size ant olsun. Size ant olsun arkadaşlar eskiden olduğu gibi ortaya bir şey çıksın diye ortaya insanları mutlu eden, insanları bilgilendiren, gerçek anlamda farkındalık yaratan, insanlara bir şey ekleyen, kısacası bir şey almayı değil bir şey vermeyi hedefleyen bu eski usul filmler geri gelecek. Şu anda tabi bunu yapan iyi yönetmenlerimiz var. Ancak dikkat edecek olursanız neredeyse tamamı adam bir tane güzel film çekiyor piyasadan kayboluyor başka birisi güzel film çekiyor piyasadan kayboluyor. Ne oluyor bu adamları bilmiyorum. Yani bir adam o kadar iyi bir film çektikten sonra neden tekrar destek bulamaz bilmiyorum açıkçası. Belki de piyasanın kah kahveliğinden kaynaklanıyor. Yani çok kahve içtikleri için vakit bulamıyorlar. Piyasanın bunlara karşı olan kahveliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Evet farkındayım. Sektörün dışında kalarak bir şeyler çekmeye çalışmak çok zor ama imkansız değil. Neden çok zor? Sanat yönetimi bilmen lazım. Görüntü yönetimi bilmen lazım. Sen otografi yani Yönetmenlik bilmen lazım Güvenebileceğin bir oyuncu koçu olması lazım Kaliteli oyuncuların olması lazım Ancak bunlar imkansız değil arkadaşlar Hele ki şu an Kickstarter gibi siteler ortaya çıktı ya Bunlar hiç imkansız değil Biz senelerdir insanlar çok fark etmiyor bunu Bizim senelerdir imeci usulüyle ortaya çıkardığımız kırmızı yap, astronomi Bu tür yapımlar veya çektiğimiz bazı prodüksiyon daha kaliteli olan kısa filmler Bunlar normalde arkadaşlar bu tür yapımlar. Mesela TRT'ye bunları sattığın zaman on binlerce lira alıyorsun. Bazen yüz bin lira alıyorlar. Abartısız. 200 bin, 300 bin buraya kadar gidiyor paralar. Biz bunları imece usulü yapıyoruz. Karşılığında sadece masraflarımızı çıkartacak kadar seyircilerimizden maddi destek geliyor. Ama sonuç olarak ne? Sonuç olarak böyle bir grup oluşturduk. Böyle bir takım oluşturduk. Çoğu insan bunun farkında değil. Bizi uzun süredir takip eden seyircilerimiz farkında. Ama çoğu insan bunun farkında değil. Bakıyor işte daha belgesel diyor. Ulan o belgesel ama nasıl çekmişiz bir düşün bakalım. Ama arkadaşlar işte bana sürekli soruyorlar neden bunu yapıyorsun? Doğru düzgün kar bile edemiyorsun bu yapımlardan. Çünkü arkadaşlar bunları yaptığımız zaman bunlardan daha büyüklerini de yapabileceğimizi görmüş oluyoruz. Ve o şekilde bir altyapı oluşturmuş oluyoruz. Yavaş yavaş büyüterek kırmızı haplara astronomilere geldik. Şimdi sağlam bir kameramız var artık. Bir tık daha büyüdük yani bir sonrası sağlam bir kısa film. Belki daha sonra sağlam bir orta metraj. Ve en sonunda da sağlam bir uzun metraj film. O uzun metraj filmi o haliyle yapımcılara götürürüz. Beğenirlerse sinemalara verirler. Beğenmezlerse onu da internet üzerinden. Sonuçta sponsorluk diye bir şey de var. Kickstarter var. Indiegogo var. Artık bunlar var yani. 4-5 sene önce bir seyircimin yollamış olduğu mesaj. O zamanlar PayPal açıktı. Tam senesini hatırlamıyorum da PayPal açıkken yollamış. 3 lira yollamış. Demiş ki abi hesabında bu kadar vardı kusura bakma. Seni seviyoruz. Gerçekten beni duygulandırdı arkadaşlar. Çünkü o paralarla biz ilk adam gibi tripodumuzu almıştık. Lens almıştık. Yani bunlar bile yok elimizde. Ben inanıyorum arkadaşlar olacak. Bu iş olacak yani. Yani daha filmle ilgili konuşulacak çok şey vardı arkadaşlar. <laughs> Momentumumu yitirdim. Yani mantıksızlık zaten çok çok fazla var. Kendinizi seyrettiğiniz zaman göreceksiniz. İşte mesela zorla evlendirmeye çalışıyorlar kızları. Kızlar evden kaçıyor. Amca bunları görüyor. Nasıl olduysa yakalayamıyor ama. Çünkü bayağı arabaya giriyorlar, arabaya çalıştırıyorlar falan. Saçma bir sebepten dolayı arkadan birisi dur abi falan diyor. Tutuyor böyle amcayı. O şekilde kızlar gidiyor falan. Yani böyle tek tek zaten bunları sayacak olsak. Bir saat fazladan bir saat daha koy. Bir film, o filmin uzunluğu kadar saymamız gerekir yani. O yüzden boş verin arkadaşlar. Biliyorsunuz bundan önce ki beğenmediğim dediğim filmlerle ilgili soruyordum. Siz bu filmi beğendiniz mi diye. Genelde yarı yarıya beğendim beğenmedim çıkıyordu. Ciddi ciddi bunu sormak istiyorum arkadaşlar. Bu filmi seyrettim beğendim diyen bir kişi var mı? Benim seyircilerim arasında. Türkiye'de varmış onu gördük de. <laughs> benim seyircilerimin arasından bir kişi var mı? Benim bu filmi seyreden tanıdığım bir kişi vardı. Ona söyledim. Abi bu nasıl filmmiş ya böyle diye. Eleman tabii benden baya genç. Şey dedi. Olsun abi kızlar güzel ama dedi. Ama Selahattin Demirtaş paylaşım yapıyorlar abi ya dedi. Yani birincisi ne taş paylaşım yapacaklardı başka? Tabii ki Demirtaş paylaşım yapacak. Düşünse ters köşeye yatırıyorlarmış. Ülkücü müşepsi böyle. <laughs> Bahçeli reis paylaşım falan yapıyorlar. Hepsi bir araya gelip böyle kurt kafası yapıyorlar şey gibi. Baby Metal'ın sembolü öyle ya. Baby Metal gibi böyle hepsi sırayla kurt kafası yapıyor. Birincisi evet ne taş paylaşım bekliyordun ki? Tabii ki Demirtaş paylaşımı yapacaklar. Tabii ki yani. İkincisi de ne paylaşım yaptığını nereden biliyorsun? <laughs> neyse onu sormadım. Büyük ihtimalle bir arkadaşı söylemiştir. Evet her neyse arkadaşlar fazla alevlendim. Geçelim son filmimize. Evet son filmimiz haftanın klasik filmi. Çok ilginç bir olay yaşadım arkadaşlar. Mad Max mi yoksa Death Wish yani şu Charles Bronson'un filmi. O da klasiktir ya. Hangisini seyredeyim diye karar vermeye çalışıyordum. En sonunda dedim ki IMDB'lerine bakayım. Hangisinin IMDB'si yüksekse onu seyredeyim. Mad Max 7.0, Death Wish'e baktım 7.0. <laughs> bu da mı tesadüf hala mı inanmazsınız arkadaşlar? Evet sonuç olarak orijinal Mad Max'i seyretmeye karar verdim. 1979 yapımı yani. Sanırım Mel Gibson'ın ilk filmi. Mel Gibson bayağı ünsüz biriymiş ve bu filmle ünleniyor zaten. Düşünsenize ya 79 ben doğmadan 2 sene önce. Adam bu filmi çekiyor. Sen de yaşlandın Mel Gibson abi. Yaşlanınca delirdi ya zaten biraz. Evet çok fazla gücüm kalmamıştı. Bütün gücüm bir önceki filme harcadım ama önemli değil çünkü sağ olsun Mad Max filmimizin çok fazla bir konusu yok. Mad Max filmin başında sadece Max. Mad Max değil yani deli değil. Normal Max. <laughs> filmin başında normal Max. Avustralya'da gelecekte geçiyor film. Gelecekte işte medeniyet çökmüş ama neden çöktüğü belli değil. O da güzel bir şey aslında. Yani hiç söylememeleri de güzel. Yollarda da çok fazla korsanlık, hırsızlık vesaire olduğu için böyle bir yol polisi ekibi kurulmuş. Bunlardan bir tanesi de Max. Filmin başından beri zaten çetelerin peşinde bu adamlar. Max'in yakaladığı çete üyelerinden bir tanesi bunu tehdit ediyor. Diyor ki işte seni ele geçireceğiz. Hapse atamıyorlar yani delil yetersizliğinden. İlginç değil mi? Yani medeniyet kalmamış ama Orada böyle Bodrum katı gibi bir yerde gene ayaküstü bir mahkeme var. O kadar da bitmedi ya diyor. O kadar da ölmedik diyor. <laughs> Medeniyet. Ondan sonra tabii tahmin edeceğiniz üzere bu kötü adamlar çeteciler Max'i ve ailesini takip ediyor ve sonuç olarak da karısı ve çocuğunu öldürüyor. Ve yine tahmin edeceğiniz üzere Max herhalde o zaman deliriyor ve Mad Max oluyor. Bunların peşine düşüp intikam almaya çalışıyor. Aslında düşünecek olursanız fena bir konsept değil. Konusu fena değil. Ancak şöyle bir şey var. Bu film bayağı az paraya çekilmiş. Hatta kaçı çekilmişti bir bakalım dur. 350-400 bin Avustralya doları. Hatta ona da bakalım hadi. Ortalama 300 bin Amerikan doları yapıyor. Böyle bir paraya çekilmiş film. Ve ucuza çekildiği de belli oluyor. Konu konsept güzel olmasına rağmen çok fazla konuşma var. Bir. İkincisi kaza ondan sonra araba çarpışma vesaire sahneleri baya iyi. Nasıl çekildiğiyle ilgili bir video seyretmiştim. Adamlar baya emek vermişler yani. Ama tabi para az olduğu için bu sahnelerden çok fazla yok. Benim için en büyük eksi puan karısının öldürülmesi çok saçma. Şeyi hiçbir zaman sevmem ya. İyiler böyle kötüler tarafından öldürülür ama resmen aranırlar yani. Ölmek için aranırlar. Bu da gene maalesef o tür filmlerden bir tanesi. Max'e diyorlar ki işte çeteler seni yakalayacağız, öldüreceğiz, aileni öldüreceğiz falan. Bu olaydan sonra kadın şey diyor, ben çocuğumla şöyle bir gezintiye çıkacağım tek başıma. Max de tamam diyor. Öyle olunca bu tabii çeteciler kadını görüyor. Orada öldürecekler sanıyordum. O bile değil abi. Orada öldürseler bir derece. Kaçıyorlar, kaçmayı başarıyorlar yani. Ondan sonra işte bir eve sığınıyorlar. Orada gene kadın <laughs> çocuğuyla tek başına plaja mı gidiyor? Öyle bir şey yapıyor gene. Orada gene buluyor işte kötü adamlar. Yani diyorum ya bazı insanlar aranıyorlar. O gerçekten filmi bozmuş. Mal mısın diyorsun çünkü yani. Ve bu olay filmin ta sonlarına doğru oluyor. Yani film belki son yarım saatinde. Belki daha bile geç oluyor. Belki filmin son yarım saatinde falan oluyor. Karısının öldürmesi. Öyle olunca da çok kısa bir şekilde hemen kötü adamları yakalayıp intikam alıyor. Yalnız Mad Max 2 daha iyi film olarak kabul ediliyor. Ve zaten bütçesi de daha yüksek. IMDB'si de daha yüksek. Tabii en yüksek bütçe ve en yüksek IMDB son Mad Max'te. 150 milyon dolar. <laughs> çok büyük ihtimal. Çünkü mesela ilk filmi seyrettiğiniz zaman arkadaşlar şey demezsiniz. Yani bu film böyle efsane olacak demezsiniz yani. Bu çeşit çünkü çok film var. Post ucuz film olarak. Hani demezsiniz bu böyle kült statüsüne ulaşacak. Çok büyük ihtimalle Buradan iyi kötü bir gelir elde ettiler. Ondan sonra elde ettikleri gelirle Mad Max 2'yi çektiler. O çok iyi oldu diye tahmin ediyorum. O yüzden onu da seyredeceğim. 3'te bozdular diyorlardı. O yüzden en azından bir 2'yi seyredeceğim ama. Bakalım ne kadar bir gelişme var. Büyük ihtimalle 2'de coşunca Terminator de öyleydi ya. 1 evet güzel ama 2 esas yani. 2 sayesinde kült oldu. Ve filmi seyrederseniz şeyi fark edersiniz. Daha sonra çekilmiş olan Punisher filmi o filmde de gene karısının ve çocuğunun öldürülme sahnesi var. Neredeyse aynı. Bunda mesela Mad Max'te motosikletli çete karısının peşinde. Karısı koşarak kaçmaya çalışıyor çocuğuyla birlikte. Çete de işte ne oldu tam gözükmüyor ama işte eziyorlar büyük ihtimalle kadını. O şekilde öldürüp geçip gidiyorlar. Punisher filminde de neredeyse aynısı. Yani onlar tabii büyük ihtimalle Mad Max'ten çormuş. Punisher daha iyi çünkü. Evet arkadaşlar son kalan gücümle son filmimizde bitirmiş olduk. Size bir sürprizim var. Bu hafta kısa filmimiz var. Sonunda tavsiye edeceğim bir kısa film. Hatta paylaştım bile bunu. Belki görmüşsünüzdür. Bobby Yeah <laughs> filmimiz. Stop motion animasyon ama gerçekten baya garip. Benim seyrettiğim belki de en garip kısa film olabilir. Aslında korku değil ama korku öğeleri içeriyor. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Seyredin işte. O tür şeyler seviyorsanız gerçekten müthiş emek verilmiş. 23 dakika boyunca gariplik üstüne gariplik üstüne gariplik. Ve o stop motion modellerini yapmak için bayağı uğraşmışlar. O yüzden kaçırmayın. Bir. İkincisi de bunu daha önceden söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. O yüzden ne olur ne olmaz gene de söyleyeyim. Aftermath filmi. Yalnız arkadaşlar bu filmi neden söylüyorum? Çünkü seyredebileceğiniz büyük ihtimal en ekstrem film. Rahatsız edici değil merak etmeyin. Yani ne bileyim kedi öldürme hayvan kesme falan yok. Konuşu Bir tane işte morgda çalışan bir adam. Bunlar otopsi yapıyorlar. Sonra işte otopsi yapan adamlardan bir tanesi kalıyor. Diğerleri gidiyor. Öyle olunca adamın gerçek <laughs> neden morgda çalıştığının gerçek sebebi ortaya çıkıyor. Ölü seveciymiş adam. Biraz da böyle kan fetişi falan var. O yüzden önce kesiyor şeylerden, ölülerden bir tanesi. Ama kadın ölü yani. Yanlış olmasın. Çünkü ben ciddi düşündüm. Erkek ölü var lan dedim buna mı hallenecek falan Yok kadın ölüye hallendi Yani erkek ölüye hallense Olmaz tabi sapıklık o <laughs> Her neyse Kadın ölüye önce kesiyor Ondan sonra bıçakla falan neyse işte Ondan sonra da işini görüyor Film şu bakımdan güzel Birincisi normal başlıyor Normal bir otopsi gibi Ondan sonra aşama aşama yükseliyor Yükseldikçe yükseliyor en sonunda artık Zirve yapıyor Ve onun da sonrası var işte Kestiği etlerden biraz alıyor blenderda ötüp köpeğine falan veriyor. Yani bu tür şeyler seviyorsanız arkadaşlar o yüzden zaten açıkladım. Çünkü ekstrem film seyredin desem hani bazılarına belki aşırı gelebilir. Bana gelmedi çok basit bir sebepten dolayı. Bazı sahnelerde silikon olduğu çok belli. Bir de ben bunların nasıl yapıldığını gördüm ya. Yani bu silikon modellerin nasıl yapıldığını bildiğim için bildiğin zaman biraz fazla belli oluyor. Ama olsun gene de güzel yapmış adamlar. Hani seyrettiğim zaman bunu bilmeyen birisi belki. Baya bir kusmak falan gelebilir içinden. Ama ben o şekilde bakmıyorum tabii. Hmm güzel gerçekçi yapmışlar falan diyorum. Gelecekti çünkü benim de bu şekilde silikon model kullanmam gerekecek. Biliyorsunuz Walking Dead'de de bu şekilde modeller var. Her neyse bu şekilde kaliteli yapılmış bir gore filmi. Öyle işkence sahnesi. Hayvanlara zulüm falan yok yani. Sıkıntı yok o yüzden. Gore meraklısıysanız tavsiye ederim. Ama tabii ki artı 18 değil artı 999. Artı 999 film yani. <laughs> Dediğim gibi görebileceğiniz en ekstrem kısa film. Seyrettiğim ekstrem film kategorisindeki filmlerin birçoğundan da daha ekstrem. Evet arkadaşlar podcastimizin sonuna geldik. Podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz ne evet de aslında bu yeterli ama gelenek bozulmasın. Vimeo.com bölü efaydal. Facebook.com bölü Efe Aydal Fan, Instagram.com bölü Efe alt çizgi Aydal. Her zamanki gibi destek olmak isteyen, sorularını okutma şansı yakalamak isteyen ve podcastlerimizi bir hafta önceden dinlemek isteyen arkadaşlarımız için Patreon.com bölü Efe Aydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Yukarı Starbucks köyünde yaşayan Elit isimli köylü güzeline emanet olun.